Sevgili dostlar, 10 Mart 2024 tarihinde Niğde Aladağlar'da aramızdan ayrılan ülkemizin mental ve fiziki anlamda en güçlü kadınlarından, Türkiye'nin ilk kadın ve dağ turkayağı rehberi, doğa tutkunu, ultramaraton, dağ ve patika koşucusu, dağlarda yeni rotaların kaşifi ve bizlere müthiş bir isim bırakan İsmet İnan'ı anmak için buraya bir araya geldik. Bu yayının moderatörlüğünü neden ben ve Gıyasettin hocam yapıyor? Şöyle bir hikayesi var. İsmet İnan 2 sene önce bana Instagram üzerinden şöyle bir mesaj gönderdi. Aynen sizinle paylaşmak istiyorum. Merhaba Erman Bey. Alper Dalkılıç ile yaptığınız söyleşinizde hesabınızı fark edip size takibe başladım. Instagram hesabınızı incelemenizi rica ediyorum. Ben de belki tutkuların peşinden gidenler grubuna girebilirim. Önce hemşirelik, sonra dış ticaret alanında çalışan biriyken hobi olarak başladığım dağcılığa dağları çok sevince dağcılık tutkum peşinden gidip dağlarda full time çalışan bir dağ rehberi oldum. Ülkemizde çok bilinmese de Avrupa, Alplerden gelen gruplara ülkemiz dağlarında dağ kayağı rehberliği yapıyorum. Aynı zamanda ultramaraton, dağ ve patika koşularında koşuyorum ve daha çok irtifa içeren dağ koşularının derecelerim var. İlginizi çekerse CV gönderirim diye bana bir mesaj gönderdi. Ben de mesajı görür görmez söyleşi yapmak için büyük bir mutluluk duyacağımı, herhangi bir özgeçmişe gerek olmadığını söyledim kendisine. Tabii kendisi sürekli dağlarda olduğu için maalesef güçlü bir internet iletişime, güçlü bir internet ağı olmadığı için biz bu 2 sene boyunca hiçbir şekilde iletişim, daha doğrusu söyleşi yapamadık. Oksijen gazetesinde bir yazısı çıkınca, ben de Oksijen gazetesini takip ediyorum, İsmet İnan'a bu yayının, bu gazetenin eline ulaşıp ulaşmadığını sordum. O da ulaşmadığını söyledi. PDF formatında gönderdim. Çok mutlu oldu. En son görüşmemiz bu şekilde kaldı. En son Gıyasettin Demirhan'ın bu üzücü Aladağlardan gelen üzücü haberi paylaşmasından sonra içim çok burkuldu, çok üzüntü duydum. Hemen arkadaşlarına, eşine ve dostlarına ulaşarak bir yayın yapmak istedim. Bunun sorumluluğunu almak istedim. Ve yakınlarıyla iletişime geçtim. Bu süreçte gerçekten teşekkür etmek istediğim önemli insanlar var. İsmet İnan'ın ikisi kardeşi Bülent Bey, ağabey Sinan Bey sağ olsun. Çok değerli hocam Profesör Doktor Gıyasettin Demirhan bu süreçte bana çok destek oldu. İsmet İnan'ın dostu ve arkadaşları olan Nezihe Can Timur, Sevinç Aksüt, Serin Eren Gezgin, Yıldırım Beyazıt Öztürk ve dostum Alper Dalkılıç hem organizasyon hem de görselin hazırlanma aşamasında bana fikirleriyle çok büyük destek oldular. Çok bu süreçte İsmet İnan'la ilgili bilgilere ulaşmaya çalıştık. Neden Gıyasettin Demirhan hocamızla beraberiz? Biraz kendisini tanıtıp daha sonra kendisini yayına davet edelim. Gıyasettin hocam, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı kendisi. Türkiye Dağcılık Federasyonu eski as başkanı. 1993 yılında yayınlanan Dağcılıkta Arama ve Kurtarma kitabının yazarı. Üniversitede hala doğa sporları derslerini yürütüyor. Aynı zamanda dağ ve doğa fotoğrafçısı, Ankara Zirve Dağcılık Kulübü, Ankara Dağcılık Kış Sporları Kulübü, Spor Gönüllüleri Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve World Leisure Organization üyesi çok değerli Profesör Doktor Gıyasettin Demirhan. Bu işin moderatörlüğü için kendisine teklifte bulundum. O da seve seve kabul etti. Şimdi hemen hocamı davet edeyim yayına. Nihayet. Nasılsınız Evet. hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Bu süreçte çok büyük destek sağladınız hocam. Bu yayını gerçekleştirirken hem bilgi hem motivasyon hem de İsmet İnan'ın böyle ismini yaşatmak ve onunla ilgili organizasyonları ön ayak olabilmek için. Siz çok uzun yıllar dağlarda büyük bir tutkuyla zaman geçiren, dağcılık eğitimi veren bir doğa tutkunu olarak İsmet İnan hakkında neler söylemek istersiniz Gıyasettin hocam? Ya öncelikle tabii çok üzgünüm. Kendisini saygıyla anlıyorum. Ülkemiz gerçekten çok önemli bir değerini kaybetti ki
Herkes ama özel olarak ben de tabii onu hep samimiyetiyle, azmiyle, gülüşüyle, değer yatan, yaratan bakış açısıyla hep hatırlayacağım gerçekten. Çünkü birçok özelliği olan birisi, hani sen de belirttin zaten, birkaç kez sohbetimiz, birkaç kez yazışmamız olmuştu. Oradan sürekli de takipteydim kendisini. Aktif bir çocukluk geçirmiş, işte yatılı okul deneyimleri, hemşirelik ama en baskın bunların içerisinde sanırım doğa sevgisi olmuş ve beni etkileyen bu klasik tanımların dışına çıkan hayata bütüncül bakış, yani doğanın cazibesine ve sosyal yaşamın cazibesine eşit derecede denk bakıp da onu bütünleştirmiş bir kişi olduğunu fark ettim. Ben ki ama bunun altında yatan en itici iki tane anahtar kavram var gibi görünüyor. Birisi merak, diğeri de tutku. Yani en önemli şey de sonra tabii işte söyleşilerini de okudum. Doğal olarak takip ettiğim zaman da okuyordum ama tekrar okudum. Gerçekten yaptığı işi o kadar severek, o kadar güzel yapmış ki ve bir eğitimin basamaklarını da geçirmiş. 3.000'lik dağlar, 4.000'lik, 5.000'lik, 6.000'lik, 7.000'lik, 8.000'lik böyle Evet. adım adım yol almış ve her adımda da yaşantılarını toplumla paylaşan birisi. Yani bu çok önemli bir şey. Hani öncü insanlar ki Türkiye'mizde özellikle hani söz konusu kadınlar olunca ve kadınlar içerisinde öncüler olunca bu insanların bir de toplumla paylaşmaları, bilgilerini, becerilerini, yaşantılarını çok önemli bir şey. Hele ki dağcılık, trekking daha da zorlusu dağ kayağı ve dağ kayağı rehberliği yapıyor bir insan ve bir kadın olarak Evet. Türkiye'de bunu yapıyor. Bu inanılmaz tabii gurur veren, güven veren bir şey. Şimdi dikkatimi çeken İsmet İnan'da diğer önemli bir özellik, tabii geçimini de sağlıyor bu işten ve tur kayağında ve dağcılıkta, trekkingde önemli liderlik özelliklerini de kazanmış olduğu. Çünkü dağ rehberi çok önemlidir grup için. Onun için kararlar alır, inisiyatif kullanır. Tura gelmiş kişilerin ya da işte sportif amaçlı oraya gidiyoruz. Bazı insanlar onlara rehberlik eden kişilerin onların rahat vakit geçirmesini sağlamak için elinden geleni yapar. En önemlisi de onların tabii huzurları için çaba gösterir. Yani rehberlik aslında bir etki süreci. Yani hiçbir şeye hiçbir yerde sonuç olarak bakmamak lazım. Dağcılık etkinliklerinde hele hiç bakmamak lazım ki rehber her şeyi organize ediyor. Karar vermiyor sadece. Problem çıktı mı? Problemi çözüyor. Güvenlik sorunu mu çıkıyor? Hemen onu çözüyor. Etkinlikte bir yavaşlama mı var? Moralim bozulmuş birisi. Hemen onu güçlendirmeye çalışıyor. Yani benim anladığım İsmet İnan'ın rehberlik ettiği kişilerin dağlardaki hayallerini gerçekleştirmelerine çok yardım eden birisi ve bunu da çok severek yapmış ve bunu kesinlikle sakin ve azla yetinmenin verdiği keyfi de katarak yapmış. Yani buradan bir mutluluk, buradan bir bireyin kendini ifade etmesini o kadar güzel yapmış ki. Yani buna şöyle diyebiliyoruz böyle dağcılık ve ekspedisyon etkinliklerine katılan bireyler açısından bir boyutuyla bireyin kendine dönüşü, bir boyutuyla hafif bir miktar da dağlara gitmek, doğaya gitmenin bir miktar protest takılmak. Yani neye? Çarpıklığa, doğanın ve sosyal değerlerin tahribine bir miktar dayanamayıp var, hepimizde var. Yani bunu kabul edelim ve kendimizi arıyoruz, çaba gösteriyoruz ama bu yetmiyor. Yani bencilliğin ve topluluk bağımlılığının veya sürü psikolojisinin üstesinden gelmek, yani birey olmak, eleştirel düşünmek, bir nevi beynin diyalektiğiyle doğanın diyalektiğini birleştirip oradan bir yeni bir sentez üretmek. Yani daha ne olsun, yani bir insanın
ulaşabileceği en güzel seviyelerden bir tanesi ki bir nevi varoluşçuluk ve fenomenolojinin kaynaşmasını gördüm ben İsmet İnan'da. Yani onun için yani ben kendimi düşünüyorum da işte dağlara gitmek, kayak yapmak, bilim yapmak, okumak, yazmak ve bunları paylaşmak dışında bir lüksüm yok mesela. Bir yazısında ona rastladım ben. Dağlara gitmek dışında benim hiçbir lüksüm yok diyor. Yani hani şey denir ya, kayak yapmak, dağlara gitmek pahalıdır vesaire. Yok öyle bir şey tabii günümüzde ama bu özellikleri ben gördüm onda. Yani dağlara gitmek ve dağlara gitmek isteyenlere yol göstermek belki de onun en büyük lükslerinden birisi ve bunların hiçbiri maddi olarak karşılanamaz. Yani düşünsenize dünyada kaç kişi bunu başarabiliyor, kaç kişiye nasip oluyor? Son birkaç cümlem de şu olur, birkaç kez yazışmıştık, başında da söyledim. Dağ rehberliği ve dağ kaya rehberliği ile ilgili. Yani ben bir ara o konuda çok yazıp çiziyordum. Halen ülkemizin kanayan yarasıdır bu. Yani zenginliklerle dolu bir ülkemiz var. Maalesef katı, bürokratik ve oligark yapılar. Bu oligark yapıdan kastettiğim şu. İşte rehberler derneğinden tutun da bilmem nereye kadar ellerindeki şeyi bırakmamak. Halbuki işte başka yerlere bakınca durumu değil. Ya da ateistik bakış. Yani bunlarla da aynı zamanda gördüğüm kadarıyla bir kadın olarak, bir birey olarak mücadele ediyordu ve kazanım sağlamaya çalışıyordu ama birey olarak bunları başarmış birisi. Ve yine anladığım şu, her şeyi sıfırdan, o az önce de söyledim, birey olarak olmanın gücüyle başarmış. Yani gerçekten çok saygıyla anıyorum, huzur içinde uyusun. Anaları herkeste eminim ama benimle de her zaman birlikte olacak. Çok da lafı uzatmayayım. Evet. Sağ ol. Misafirlerini sevenleri yayına almadan önce hocam son bir sorum olacak size. Dağcılık tutkusundan bahsetmek istiyorum. Bu sporla, dağcılıkla uğraşan kişiler bu tutkudan vazgeçemiyorlar. Bunun büyüsü nedir Gıyasettin hocam, dağcılığın büyüsü? Ya ben uzun yıllar bunları da araştırdım ve şimdi mesela doktora düzeyinde insan hareketinin öyküsü isimli bir ders veriyorum. Evet. Ve bu ders Türkiye'de değil sadece, dünyada da yok. Derseniz ki dünyada olmayan bir şeyi nasıl yapıyorsun? Şimdi şöyle, şunu keşfettim çünkü insan yaşamı hareket üzerine kurulu ve performans sporunda da, egzersizde de, fiziksel aktivite ve benzeri etkinliklerde de bunları kavramsallaştıran insanların neredeyse hiçbiri insanın hareketinin tarihine bakma ihtiyacı duymamış. Gündelik hayat içerisinde yorumlamaya çalışmışlar. Yok, olimpiyatlar antik Yunan'da başladı, 1896'da tekrar geldi. Şu oldu, bu oldu, sporcu şu performansı kazansın. Bu değil. Ben hani az önce de söyledim ya, bir birey var. Şu açıklama çok güzel olur. Antik Yunan'da, yani İonya'yı kastediyorum, İzmir yakınlarındaki o millette, evet, doğa felsefecileri varmış. Yani bugünkü bilimciler, işte kimler bunlar? Thales, Anaximandros. Fakat karşı yakada da daha böyle konuşan, sohbet eden, tartışan birileri varmış. Yani kimmiş işte Sokrates, öğrencileri, sonra Platon, sonra Aristoteles vesaire. Şimdi karşıda bizim taraftakiler gökyüzünde neler oluyor, doğada neler oluyor, su neden akıyor işte. İşte Heraklitos'un dediği gibi nehirde neden aynı anda yani ikinci kez yıkanamıyorsun, yani hep üç, yeni. Karşı taraftakiler de ya tamam dışarıya bakıyoruz da biraz da içimize bakalım. İçimize baktığım zaman aslında insan nasıl zihin yaratıyor? O mesele. İkisini birleştirdiğinde sosyal hayata ve doğaya karşı görüşleriniz bütünleşiyor. İkisi bir arada olduğunda gerçek tutku ortaya çıkıyor. Onun için doğallığınızdan vazgeçemiyorsunuz. Yapaylığınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Yapaylıktan kastım şu. Yani ürettiklerinizle doğal olanı birleştirdiğiniz zaman bu çok güçlü bir tutku haline dönüşüyor. Doğa etkinlikleri, işte örneğin dağcılık ya da dağ kayağı ya da tırmanış ve benzeri böyle bir şey. Onun evet. için vazgeçilmiyor. Yani klasik şunu söylemeyeceğim. Niye dağa gidiyorsunuz Bonatti'ye sormuşlar ya işte. Ya dağlar orada. Tamam, o bir gerçeklik zaten. Dağlar zaten orada da. Ama peki biz neden dağcılık yapıyoruz? Onun sorusu, o sorunun cevabını ben böyle verebilirim. Evet. Çok teşekkür
Teşekkür ederim. Rica Çok sağ ederim. olun hocam. Şimdi müsaade ederseniz misafirleri, Tabii tabii. arkadaşları, dostları Tabii. davet edelim. Onların Evet. kendisini tanıtmasını ve İsmet İnan'la ilgili anılarını dinleyelim. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl yapalım? Yayına katılmak isteyenler, hemen Yılmaz Beyazıt Öztürk'ü görüyorum. Yılmaz hocam, bildiğim kadarıyla İsmet İnan'ı ilk böyle dağcılık konusunda ona ön ayak olan, ona destek olan kişi. Evet. Hoş geldiniz Yıldırım Hocam. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Hoş Hoş geldiniz. bulduk hocam. Nasılsınız? Ne var ne yok? Herkes iyi İyiyim. inşallah. Herkes sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sakinteyim. Hadi bakayım Van'dayız. Şu size. an Evet. Van'dayız. Bir yabancı ekibi karşılamak için bekliyoruz. Harika. Uçak inmedi Van'a. Maalesef Elazığ'a indi. Onları bekliyoruz. Zaten dağ rehberi olarak bir avuç, bir Evet. parmağın sayısı kadarız Evet. neredeyse. Yıldırım Şimdi Hocam, İsmet İnan'la nasıl tanıştınız? Süreç nasıl başladı? Çok merak ediyorum. şöyle sevgili İsmet'le, çok değerli arkadaşımızla, Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsine, Mustafa'ma da, ona da inşallah Allah mekanlarını cennet eylesin. Şimdi Amin. şöyle, İsmet'le bizim tanışmamız 2005 yılında gerçekleşti. Ben bir yabancı grupla Ağrı Dağı 4200 metrede kamptaydım. Kampa çıktım. İsmet Gil 4 kişi gelmişlerdi. İkisinin ismini hatırlıyorum. Mutlu ve Senem isminde 2 kişiydiler. Daha doğrusu 4 kişiydiler. Ben ikisinin ismini hatırlayabiliyorum sadece. Uzun yıllar geçti. Kampta yemek yapıyorlardı. Ben de yabancı bir grupla gittim. Orada onların o çabalarını görünce dedim, siz ne yapıyorsunuz işte selamlaşma, tanışma faslından sonra. Dedi, biz yemek yapıyoruz. Dedim ki, yemek yapmayın, bizim zaten aşçımız var, ben size yemek vereceğim. Hani hiç yani şeyimiz yok, samimiyetimiz yok. Sonra dedim, siz çayı koyun, ben size yemek getireceğim şimdi. Neyse, bizim aşçı yemeği hazırladı, ben onlara 4 kap yemek getirdim. Yedikten sonra bir koyu bir muhabbet başladı. İşte nereden geldiniz, hangi kulüptensiniz? O zamanlar zirve dağcılıktaydı İsmet. Daha sonra tabii biz telefonlarımızı aldık birbirimizin. Daha sonra ertesi gün birlikte zirveye gittik. Daha sonra ben İstanbul'a bir seferimde İsmet'i aradım. İsmet sağ olsun beni Ortaköy'e götürdü. Ortaköy'de kumpir yedik birlikte. Daha sonra bana dedi ki, ne kadar güzel bir mesleğin var. Mutlusun, sevdiğin işi yapıyorsun, sürekli dağlardasın. Keşke benim de böyle bir işim olsa dedi. O zamanlar Kolombiya firmasında çalışıyordu. Dedim ki, neden olmasın, senin de olabilir aslında. Eğer çünkü bu kadar doğaya tutkunsan mutlaka bu işi yapabilirsin. Güçlüsün de. Ondan sonra tabii bizim çalıştığımız şirkete ben İsmet'i önerdim. Dedim ki, böyle böyle bir bayan var. Çalışmak istiyor. Yabancı dili var. Dağlarda yetkin bir arkadaşımız. En önemlisi hevesli. Bu işte, çünkü en önemli şey insanın doğaya tutkun olması ve bazı şeyleri kendi başına başarabilmesi. Daha sonra şirket bunu kabul etti. 2006 senesinin kışında İsmet ve birkaç arkadaşı toplayarak Erzurum Palandöken'e kayak eğitimine getirdiler. Biz onlara temel kayak eğitimi verdik. Rahmetli Mustafa ile birlikte. Daha sonra defalarca dağlara gittik, Munzurlara gittik, Ağrı'ya, Van dağlarına. İşte çevremizde birçok, hatta İsmet bu işi daha da büyüttü. Himalayalara gitti defalarca. İşte Kırgızistan'a gittiler, Lenin Dağı'na çıktı. Ağrı'da mükemmel turlar yaptık birlikte. Çünkü azmi, becerisi, dağlara olan tutkusu ve o gücü, biz bazen İsmet'e şey diyorduk, ne kadar inatçı. Yani herkes dönmeyi düşünüyor. Herkes dönmeyi düşünürken İsmet diyor ki, yok, yapabiliriz. Ve zorluyorduk. Bazı yerde tabii oluyordu, olmuyordu. Ortak kararlar verebiliyorduk. Daha sonra kendisi kültür rehberi oldu aynı zamanda. Bu işi büyüterek tamamen İstanbul'dan bağını kopardı. Antalya'ya yerleşti. Kendine bir
Çok güzel bir ev yaptı. İşte bu geçen sene de bir araba satın aldı. Dedi ki böyle küçük küçük turlar da yapacağım kendime. Muhtemelen ki yani ben İsmet'le en son tur yapan kişiyim. Çünkü biz ayın 7'sine kadar birlikteydik. 7'sinde ben Kaçkar'dan ayrıldım. Hatta biz 4'ünde şöyle bir anımız oldu. Çok güzel. Hiç unutamayacağım bir anı. Biz Yaylalar Köyü'nün, Yaylalarla Olgunlar Köyü'nün ortasındaki zirvede İsmet'le buluştuk. Ben Avustralyalı bir ekibi çıkartıyordum. Onun grubu da İsviçreliydi. Orada ben İsmet'le bir konuşmalar geçti aramızda. İşte dağlar üzerine, işte bu işin gerekliliği açısından. O detaylara girmeyeceğim. Çünkü o gün aslında benim için çok önemli bir gündü. Ben oraya planlayarak gitmedim. O zirveye planlayarak gitmedim. Çünkü bir yıl önce ben iki arkadaşımı o vadide kaybettim. Bize nasip oldu, beter bize kısmetmiş diyelim. Biz çıkardık onları karın içerisinden. İlk işte kalp masajlarını, suni teneffüslerini biz yaptık ama maalesef kurtaramadık. Çünkü çok derindeydiler, çıkaramadık, olmadı. Vadeleri oraya kadardı onların. Allah gani gani rahmet eylesin o iki genç arkadaşıma da. Daha sonra İsmet'le, daha doğrusu iki görüntülü görüşme yaptım. Necmi Can'ın annesiyle ve Mustafa'nın annesiyle, Mustafa'nın yeğenleriyle. Daha sonra böyle İsmet'in yanına geldim. O gün de hava çok güzel. İsmet'e böyle yani demek ki yani içimden geldi. Dedim ki İsmet dedim sana bir tane sarılabilir miyim dedim. Yani onu paylaşmak istedim onunla. İsmet dedi ki niye ne oldu dedi. Niye sarılıyorsun dedi bana. Dedim ki geçen sene ben bugün dedim iki arkadaşımı burada kaybettim. Ve bir gün önce yani ayın 3'ünde biz İsmetgil'le birlikteydik. 2023 3 Mart'ta. İsmet'e böyle sarıldım. Zaten 3 aydır dağda olduğu için bayağı zayıflamıştı böyle. Kemiklerini hissettim. Hatta öyle sarıldık yani birbirimize. Ve duygulandık ikimiz de. Ben onu söyleyince o zaten duygusal bir yapısı vardı. Mustafa'yı kaybetmekten sonra defalarca biz bunu yaşadık İsmet'le birlikte. Daha sonra kulağına eğildim. Dedim ki hayat çok kısa İsmet. Dolu dolu yaşa. Sonra İsviçreli dağ rehberinin dikkatini çekmiş bu durum. Dedi ki İsmet'e dönerek şöyle söyledi. Dedi ki niye ağlıyorsunuz dedi. Ondan sonra tabii İsmet bunu açıkladı İsviçreli dağ rehberine. Dedi ki Yıldırım geçen sene bugün arkadaşını kaybetti. Bizim de dostumuz, arkadaşımızdı. İsviçreli dağ rehberi de benim böyle sırtıma elini vurarak, bana sarılarak dedi ki bizim yaptığımız iş bazen bunu gerektirebiliyor. Ben de dağlarda çok arkadaşımı kaybettim. Ama hayat devam ediyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha fazla analiz, daha fazla dikkat gerekiyor dedi. Ondan sonra tabii biz biraz daha birlikte zaman geçirdikten sonra ben dağın Yüncüler Vadisi'ne doğru inişe geçtim kendi grubumla. İsmet de Vilizo dediğimiz yaylalara doğru açılan diğer vadiye aktı. Akşam yine pansiyonda buluştuk. Tekrar sohbetler, muhabbetler. Yani birlikte olduk. Yani o da bize kısmet oldu tabii. Yani İsmet benim dağlarda çok örnek aldığım bir bayan olmasının da verdiği bir durumdan dolayı. Çünkü bizim ülkemizde maalesef çok fazla böyle bu işi meslek olarak yapan insan sayısı çok az ki bayan hiç yok neredeyse. Gerçekten zor bir iş. Sınırlarını zorladığınız bir iş. Yani vücut olarak, işte irade olarak, kafa yapısı olarak yani hep sizin bir üstte durmanız gerekiyor dağ rehberiyken. Çünkü her riski sizin çok iyi analiz edebilmeniz lazım. Ki bazen yani hayat böyle insana en iyi bildiği yerden de sorabiliyor. Çünkü
benim tanıdığım Türkiye'de Mustafa en iyi çığ bilen adamdı. Çünkü iki defa çığda kalmıştı. Çığı çok iyi biliyordu. Bunu yaşamıştı. Bu korkuyu biliyordu. Çığa karşı çok hassastı. Ama maalesef onu da kaybettik çığda. Bir işte Yünciler Vadisi'nde ansızın gelen bir çığda. Ki bütün güvenlik önlemleri vardı. Yani abeseli çantadan. Her türlü, çünkü Mustafa bunlara çok hassas davranan bir arkadaşımızdı. İsmet de son yıllarda müthiş dağlarda zaman geçiren bir arkadaşımızdı. Yani hatta bir tane mavişi vardı. Biz hep onu konuşuyorduk pansiyonda ki mavişi bırakıyorum anneme. Annemi götürdüm en son Aladağ şeye, Antalya Geyik Bayırı'na ki annem mavişe baksın. Yani diyecek bir şey de yani sözün bittiği yer aslında burası. Çünkü dağlar, yani onların ruhları artık dağlarda, biz öyle inanıyoruz. Umarım Allah bize de kavuşmayı nasip etsin huzur-u mahşerde. İnşallah yattıkları yer incinmesin. Çok teşekkür ediyorum bana da söz verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz müthiş bilgiler. Dağların ablası ünvanını çok severdi dediniz. O benim çok hoşuma gitti. Şimdi dağlar ilk başladığı zaman dağ kayağına, tur kayağına diyelim. Biz bir Erzurum'da Eğerli Dağı var. Eğerli Dağı'na gidiyorduk bir yabancı grupla birlikte. O sırada da bizim Doğan Haber Ajansı'nda, o zamanki Doğan Haber Ajansı'nda Turgay abi diye bir gazeteci abimiz var. O da dedi ki ben de sizi dedi gelip arkadan çekeyim dedi. İşte Palandöken'e, dağlara tur kayakçılar gelmiş. Bunun haberini yapalım. Tabii orada İsmet hemen ön plana çıktı ki bir bayan olarak, bir rehber olarak içimizde böyle bir bayan var. Orada o şeyi, ona o lakabı diyelim, o ünvanı, Turgay abi dedi ki sizi de dedi dağların İsmet ablası olarak ben dedi gazeteye, habere yazacağım dedi. Evet. Öyle biz de onu ondan sonra, hatta benim telefonumda hep İsmet abla olarak, dağların İsmet ablası olarak kayıtlıdır. Evet. Son bir sorum olacak. Siz en çok İsmet Hanım'la en çok vakit geçiren kişi olarak en çok çıkmayı sevdiği veya bulunmayı sevdiği dağlar hangi dağlardı? Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, son görüşmemizde hep onu anlattı bana. Hatta pansiyondaki konuşmamızda da Mustakata'ya ilk kayaklı tırmanışı yapmak istediğini söyledi. Bunun için proje yazdığını söyledi. Hatta ben ona şöyle söyledim, dedim ki oraya kayakla çıkıldı, bir Türk çıkışı oldu. O da şunu dile getirdi, dedi ki ama gerçek anlamda bir kayakla çıkış istiyorum dedi. Yani hani sırtımızda değil, ayağımızda kayakla çıkacağız ve o dağı kayarak bitireceğiz. Öyle bir isteği vardı. Ama en büyük hayali, zirvede de bunu bana anlatmıştı. Dedi ki Everest'e çıkacağım. Everest gibi bir hayalim var. Onun için para biriktiriyorum. Onun için bu kadar uzun süre dağlarda çalışıp para biriktirip Everest'e gideceğim gibi bir hayali vardı. Evet. Ağzınıza sağlık Yıldırım Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hocam saygılar sunuyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi akşamlar Sevinç Hanım. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim bu yayın için. Gerçekten çok üzgünüm. İsmet'le çok sık görüşen biri değildim ama dağcılığa, profesyonel dağcılığa eğitim alarak yapmak istediğim dağcılığa başladığım yıllarda İsmet kulübümüzde yöneticiydi. Galiba henüz başkan olmamıştı. Sonra başkan oldu diye hatırlıyorum. Ya inanılmaz güçlü bir dağcıydı. Çok azimliydi. Ya İsmet'in gözümdeki tanımı hep bizi teşvik eden, daima umutlandıran, cesaretlendiren, bilmediğimiz her şeyi gösteren, öğreten, sabırla. Beni çok etkileyen şeylerden birisi, kış kampına gitmiştik Aladağlara.
çelik buydurandan çıkmamız gerekiyordu kamp yükümüzle. Daha dağcılık eğitiminin başındayız. Bayağı zorlanıyoruz. Kamp yüküyle yürüyemiyoruz. Katırlara yüklemek zorunda kaldık yükleri. Çelik buydurana biz yürüyerek çıkıyoruz. Hava tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı. Nisan ayıydı. İnanılmaz bir kar ve buzlanma vardı. Dolayısıyla bizim için zor bir etkinlikti. Yolda çok yavaşlamak zorunda kaldık. Bir baktım İsmet de o sırada 8000'liklere hazırlanıyordu. Lenin'e hazırlanıyor olabilirdi. Bir ekibi vardı zirvenin, yüksek irtifa ekibi. Baktım İsmet yukarıdan aşağı böyle koştura koştura geliyor. Biz nefes nefese çıkamıyoruz. İsmet deli gibi geliyor ve hepimizin ikişer ikişer sırt çantalarını aldı. İnanamazsınız yani. Birini bir omuzuna, birini bir omuzuna ve kamp alanına tırmandı. Biz de arkasından yetişmeye çalıştık. Çok etkilenmiştim bundan. Yani ondaki o gücü görmek hem mental olarak hem fizik olarak gerçekten güçlü bir dağcıydı. Bir kadın için gücünün üstünde bir gücü vardı. Ve çok zeki, çok akıllı, yolları, rotaları okuyabilen, yanındaki arkadaşlara sahip çıkan, ki bu dağcılıkta çok kıymetli bir şeydir, çok önemli bir şeydir. Kendinize güvenli hissettiren bir şeydir bu. Yalnız olmadığını bilmek ve iyi bir rehberin arkasında yürüdüğünüzü bilmek. Onlar daha sonra bir kılçık hattından dağdan dağa geçerek bir etkinlik yaptılar. Güçlenme etkinliği yapıyorlardı 8000'liklere gidecekleri için. Biz de kampta kalmıştık. Ondan sonra Yıldırım'ın dediği şeyde aynı odada birlikte kalıyorduk Uludağ'da. ODTÜ'nün dağ evine gidiyorduk biz. Zirve dağcılığa orada etkinlik düzenliyorduk. Ve öyle bir etkinliğe gitmiştik gene. Birden İsmet ayağa kalktı. Odanın içinde sevinçle dolaşmaya başladı böyle. Dedim ne oldu? Dedi telefon aldım dedi. Bir şirkete dedi eğitim için gideceğim. Türk ayağı öğreneceğim dedi. Hayatımı değiştireceğim dedi. Dedim ne yapıyorsun sen? Ve her gün Uludağ'da da kayaktan yorgun argın geliyordu böyle. Biz 2 saat ayakta zor durarak kayarken o bir sürü yeri rotayı yaparak geliyordu. Ve o odada o sevinci paylaşmıştık. Dedi ki ben dedi hayatımı değiştireceğim dedi ve hobimi mesleğime dönüştüreceğim. Eğitim almaya gideceğim dedi Erzurum'a. Şirket beni kabul etmiş dedi. Ondan sonra işte zirvenin de yönetiminden ayrılmıştı ve hayatı başka yöne yönlendi. Biz işte emekleyerek dağcı olmaya çalışırken o hızlı bir şekilde hem profesyonel rehberliğe geçti hem yüksek irtifalara gitti. Yani ben görüşmüyordum ama hayatını yakından izliyordum ve gurur duyuyordum. Yani söyleyecek bir şey yok tabii. Ya evet dağcılar dağlarda kaybediliyor olabilir. Ruhları da orada kalıyor olabilir ama bazı kayıplar çok erken. İsmet de onlardan biriydi. Hem faydalı olabilirdi, çok daha faydalı olabilirdi. Hem belki bir değeri fark edilebilirdi ve çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Ülkemizde ne yazık ki dağcılar sadece ölünce haber oluyor. Sadece ölünce değerli oluyor. Yaşarken sahip çıkılmıyor, destek olunmuyor, teşvik edilmiyor. Hep yalnızlar. Bu konuyu Erman Bey'le de yazıştık biraz. Hatta ona dedim ki şu anda bir sürü Türk kadın dağcısı var ve güçlü dağcılar. Onlar da tek başına rehberlik yapan insanlar var. Tek başına dağlara gidebilenler var. İsmet gibi değiller ama bir sürü insan var. Alttan yetişerek geliyor. Bence onlarla hayattayken röportajlar yapın, yaptıkları şeyleri sorun, anlatın, tanıtın. Hani gönül ister ki bunları federasyon yapsın, dağcılarına sahip çıksın. Onore etsin, teşvik etsin, tanıtsın ama maalesef federasyonumuz hala yeterince verimli değil bence. Kadrolar değişse bile istediğimiz gibi hiçbir zaman olmuyor. Yani yaşarken sahip çıkın, yaşarken tanıtın, yaşarken onurlandırın. Böyle anlarda konuşacağımıza hep birlikte konuşalım. Anlatacak çok şey var ama biraz da hüzünlendim ben. Boğazım düğümleniyor. Çok teşekkür ederim hepinize.
Erman Bey, size de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dediğiniz gibi hep bir teselli aramak istiyoruz. Tek tesellim benim en sevdiği işi yaparken ve en sevdiği yerde aramızdan ayrıldı. Bir tek böyle teselli bulabiliyorum. Dediğiniz çok doğru. Maalesef bu değerli insanlar aramızdan ayrıldıktan sonra kıymetleri anlaşılıyor. Keşke yaşarken gözlerinin içine bakıp aynı beraber aynı havayı soluyabilsek, aynı çadırda kalabilsek, aynı yemekten, aynı açtan yiyebilsek. O yüzden sevdiklerimize sahip çıkmamız lazım. İnsanın hayatı ne zaman ne olacağı belli değil. Sağlık en büyük zenginliğimiz. İsmet İnan vesilesiyle hepimiz birbirimizle iletişimi koparmadan geleceğimiz olan gençlere, kız çocuklarına, ben ülkemizin kız çocuklarını, kadınların kurtaracağına inanıyorum. Onlara çok büyük destekler destek anlamında çok büyük katkılar sağlamamız gerekiyor. İsmet İnan gerçekten çok önemli bir isim bıraktı bizlere. Çok değerli dostları var. Demek istediğim bir şey daha var. Bunu mutlaka söylemem lazım. 2007 yılında Likya yolunu yürümek istemiştik. O zaman işte 3000'lik dağlara yeni yeni gidiyoruz. Yeni yeni alışıyoruz ve uzun yürüyüşler ilgimizi çekiyordu. Likya yolunun da aslında parladığı yıllardı 2007. İsmet'in şöyle çok değerli bir huyu vardı. Gittiği yörenin çocuklarına mutlaka yanında bir şey götürürdü. Kalem, kitap, defter, oyuncak, şeker ve bize de derdi. Ya yani bir daha mesela Hasan Dağı'na gidiyorsak derdi ki çocuklar için çantası bir şey atın olur mu? Nereye gidersek kulağımıza onu fısıldardı. Likya yoluna yürürken de yürüyüşe hazırlandığımızda da bir ay önceden antrenmanlara başlamıştık. Zirve Dağcılık İstanbul'da. Dedi ki kabak dedi. Kabağı geçtikten sonra dedi. Alıncayı çıktıktan sonra bir alana geleceksiniz dedi. Bir köy var orada ve dedi çocukların üstü başı dökülüyor dedi. Hiç giysileri bile yok dedi. Bir yoksulluk var. Lütfen dedi götürebiliyorsanız yanınızda çocuk giysileri, kalem, kitap, defter, oyuncak, şeker dedi. Taşıyabildiğiniz kadar çantanıza yerleştirin. Bu özelliğini İsmet'in hep takip ettim. Her etkinliğinde yapardı ve anlatırdı. Şu köyün çocuklarına bir şey götürün. Buraya, bu çocuklara bir şey bırakın diye. Ve bunu sürdürüyorum ben. Ne mutlu. Teşekkürler. Sevinç Hanım çok teşekkür ederler. Ben teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ol. Ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi, iyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. Burada biz iki kişiyiz. Çok ha. Güzel. Bahar Hanım. Bahar ve ben. Evet. Evet, hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hepimizin başı sağ olsun. Evet, dostlar sağ olsun. Evet. Söz sizde. İsmet İnan'la nasıl tanıştınız, nasıl bir arkadaşlığınız vardı, paylaşmak istediğiniz anılarınızı hiç soru sormamıza gerek kalmadan rahat bir şekilde aktarmanızı bekliyoruz. Evet. İsmet'le İstanbul'da 2004 sanırım, 2004-2005 yıllarında tanıştım. Bir arkadaş tanıştırdı, yani iyi bir dağcı diye. Faaliyetlerinize belki katılmak ister diye. Öyle bir tanıştık. Daha sonra İstanbul'da Doğa Aktiviteleri Grubu Derneği Kulübü ben başkanıyken İsmet de Zirve Dağcılığı Kulüp Başkanı'ydı. Bundan dolayı İsmet'le işte Ballı Kayalar olsun, başka yerlerde olsun karşılaşırdık. Ondan sonra o karşılaşmalardan sonra birkaç kez dağlarda falan da karşılaştık. Hatta bir ordusun bir şey faaliyeti vardı. Arama kurtarma faaliyeti vardı. Orada birlikteydik. Daha sonra İsmet'le bir görüştüğümüzde şeyden bahsetti. Yıldırım onu güzel anlattı. Dediğim gibi daha önce o bir firmada çalışıyordu. İşte bundan sonra artık o iş hayatını bırakacağını, dağ rehberi olmak istediğini, bunun için plan yaptığını söyledi. Ondan sonra uzun bir süre ben İsmet'i görmedim. Ayrıldı İstanbul'dan. Benim de bir iş hayatım vardı. Devam ediyordum. Yani iş hayatıyla birlikte dağlara da gitmeye çalışıyordum. Bir müddet sonra 2013 yılında ben Gaziantep'te görev yaparken bir gün İsmet beni aradı.
bir turumla geliyorum, görüşelim diye. Kültür turuydu sanırım. Bir görüştük. Hep birlikte bir yemek yedik tur arkadaşları falan. Oradaki İsmet'in turdaki müşteriler olan ilgisi benim çok dikkatimi çekti. İşte inanılmaz derecede bir ilgi ve alaka ve müthiş bir sabırla onlarla ilgilendi. Daha sonra İsmet'le şey konuşmuştuk. Ben işte emekli olduğumda Geyikbayırı'na taşınmayı düşünüyordum. Kendisi de o arada Antalya'da yaşıyordu. Geyikbayırı'na emekli olup geldiğimde beni sık sık aradı. Bir sık sık görüşmeye başladı. Kendisinin de işte Geyikbayırı'na taşınmayı çok istediğini, işte burada bir ev yapmayı çok istediğini falan söyledi. O dönemden itibaren biz İsmet'le çok sık görüşmeye başladık. Geyikbayırı'na taşındı. Daha sonradan da ev yapmaya başladı. Böyle bir süreç oldu. Ev yapma sürecinde işte eşimle birlikte kendisine çok yardımcı olduk. Burada kendisi yaşıyorken yani hemen hemen her gün aynı evde oturuyor gibiydik. Yani birlikte yemek yiyorduk, birlikte koşulara çıkıyorduk. Yani çok vakit geçiriyorduk İsmet'le. Arkadaşlığımız böyle yoğunlaşmaya başladı. Yani köy ortamında daha çok tabii sıkı dost olduk diyelim. Tanışmamız böyleydi. İsmet tabii Turkaya onun için çok çok önemli ve birinci konumdaydı. Turkaya ona çok önem veriyordu. Beni de Turkaya'na tanıştırdı. Beni de teşvik etmeye çalıştı. Hatta etrafındaki aslında tanıdığı ve buna ilgi duyan herkesi teşvik etmeye çalışıyordu. Özellikle genç olan arkadaşlar buraya belki katılmıştır. Tuğba var, Sumru var. Ya bunlara öncülük etmeye çalışıyordu. Yani onlar da işte bu işi öğrensinler, belki rehber olurlar diye. Yani o yönü çok iyiydi İsmet'in. Yani bilgi paylaşımı gerçekten gördüğüm en iyi insanlardan bir tanesiydi. Yani yaptığı şeyi birine öğretmek, ona yardımcı olmak, teşvik etmek konusunda çok iyiydi. İsmet'in dağlara gitme, dağ rehberi olma, yani Turkaya rehberliği konusunda gerçekten yani herkes anlattı zaten, inanılmaz bir fiziksel kapasitesi çok yüksek bir insandı. Yani birçok iyi erkek dağcılardan bile çok çok iyiydi. Bu yönden de bence, yani benim fikrimce, bunu biz İsmet'le de sık sık dile getiriyorduk. Yani erkekler tarafından da biraz gıptayla bakıldığını hissediyorduk. Yani bunu hissiyatı veriyorlardı insanlar. Bu arada ben de kaya tırmanışı, yani kaya tırmanışını daha çok ağırlıklı yapıyordum burada. İsmet bir yandan yani doğada her şeyi yapmaktan keyif aldığı gibi kaya tırmanmayı da çok çok istiyordu ama çok vakit ayıramadığı için bu konuda çok ileride değildi. Birlikte kaya tırmanışları yaptık. Sonra dağda bir rota tırmanalım dedik. Yani İsmet'le anlatabileceğim anılardan bir tanesi olabilir. Demir Kazık'ın kuzeybatı sırtına bir tırmanış planladık. Bir İsmet'in bir özelliğini de anlatmak istiyorum ama burada genelde Geyikbayırı'ndaki arkadaşlar çok iyi bilir. Yani İsmet yaptığı işe çok odaklandığı için bazen sakarlıkları oluyordu. Bu da çevredeki insanlar tarafından nasıl diyeyim, gülmemize, yani eğlenmemize sebep oluyordu. Bu da çok hoşumuza gidiyordu. Biz İsmet'in anılarını nasıl diyeyim, aslında İsmet yaşıyorken de İsmet'i biz çok anlatırız birbirimize. Yani bir olay olduğunda filan hemen İsmet örnek verir. İsmet'in o durumuyla ilgili anı paylaşılır ve herkes güler. Şimdi İsmet'in en önemli şeylerden bir tanesi neredeyse her faaliyette bir tane telefon kaybetmesidir. O telefonun başına bir şey gelmesidir. Her faaliyette bir telefon arızalanır, kırılır. Şuradayken çorbanın içerisinde telefon düşer gibi bir takım şeyler yaşar. Ve bu en son şeyde bile
turda bile telefonu kara düşmüş, sanırım çalışmamış. Bizim şimdi bu faaliyette de yine benzer bir şey oldu. Demir kazı kuzeybatı sırtına çıkarken sanırım kilit ip boyundaydı galiba. Emniyeti ispet aldı, ben tırmanıyorum. İşte ikinci, üçüncü bir emniyet attım. Birden bir ses geldi, çığlık sesi, ay diye. Şöyle döndüm baktım, İsmet'in ayakları havada, kafası bir delikte. telefonu düşmüş. Bana seslendi Nezihe, tabii o arada seslendi. Telefonum düştü dedi. Ben kendimi emniyete aldım bir yerde, kendimi emniyete aldım. Bak dedim telefona, bir baktım. Ayaklar havada, vücut orada bir delik var. O deliğin içerisinde gömülmüş. Telefonu almaya çalışıyor. Yani gerçekten inanılmaz cesurca bir hareketti. Ben asla o deliğe girmezdim yani. Oradan telefonu aldı, çıkardı. Öyle bir anımız var. Yani İsmet'in her faaliyetinde böyle bir telefon şeyiyle gelmesi bizi güldürürdü. Onun dışında ne diyebilirim yani şey, İsmet gerçekten yani çocukları anlattı, hatta Sevinç çocuklardan bahsetti. Şu an biz hafta sonu evine uğradığımızda bir çocuk kıyafeti vardı, muhtemelen bir yere götürecekti. Yani çocuklara karşı her zaman gerçekten sevecen öyle bir yönü vardı. Yani sadece çocuklar değil, yani gittiği yöredeki insanlara karşı da her zaman çok saygılı ve sevecen bir insandı. Yani çiçek, böcek falan böyle her şeye karşı aslında yani denildiği gibi tam doğal tutkunu bir insandı yani. Tutkuların peşinde gitti. Yalnız ya, üzüldüğüm bir şey var. İsmet uzun süredir Everest'te oksijensiz tırmanmak istiyordu. Bunun bir hayali vardı. Önümüzdeki senede bunu gerçekleştirme gibi bir planı vardı. En önemli şeylerden bir tanesi, İsmet bunu yıllar önce de yapabilirdi aslında. Yani her zaman hazırdı. Yaptığı işten dolayı sürekli bir antrenmanlı hali vardı zaten. Hazırdı ama maddi olarak buna bir imkan bulamıyordu. Bu son iki senedir de çok yoğun çalışmasının sebebi de buydu sanırım. Yani para biriktiriyordu. Yani ben isterdim ki İsmet gibi birisi yani federasyon desteklesin isterdim. Yani bunu da aslında biliniyordu. Yani böyle bir kapasitesinin olduğu, bunu yapabileceği bilinen bir durumdu. Ama sanırım o taraftan çok şey göremedi İsmet, yani destek hissedemedi. İşte bir Turkaya ile ilgili, Turkaya'dan dolayı ona karşı bir gerçekten çok ilgisi olduğundan Turkaya şampiyonasına gitmişti yardımcı olmak için. Yani bir de tanışmak için gitti. Yani çok sempatiyle karşılanmadı. Ondan sonra da İsmet bir şekilde federasyonla şeyini kesti. Yani nasıl diyeyim? Yani antipatiyle karşılaşınca federasyonla bundan sonra bir bağını kesti. Yani bir bağ kurmadı. Ama keşke fark edilseydi, bu konuda desteklenseydi. Yani ben bunu çok isterdim. Bu hayalini maalesef gerçekleştiremeden gitti. Çünkü İsmet hala çok yapmak istediği çok şeyler vardı. Doymuyordu yani. Doyamıyordu. Nerede bir yerlere gitsek hemen bir zirveyi görse o zirveye bakardı. İşte nasıl bundan kayılır, buraya nasıl gidilir, şuraya da gidelim, buraya da gidelim gibi bir şeyi vardı. Sürekli arzusu vardı. Yani fokuslandığı tek şey, odaklandığı tek şey dağlarda oldu. Bir yerlere gitmek, bir yerleri keşfetmek. Buydu yani, kendi kapasitesini tabii ki görmek. Yani çok güzel olurdu. Keşke onu da yapabilseydi diye düşünüyorum. Ama zaten oldukça çok güzel şeyler yaptı, yaşadı.
Bizim bir arkadaşımızla sohbet ederken Esra diye bir arkadaşım var. Şimdi o kendisi söyledi. Yani bir gün eğer başıma bir şey gelecekse dağlarda gelsin. Hani dağlarda ölmeyi tercih ederim diye. Ya bu arzusu oldu. Ama biraz erken oldu. Daha çok şey yapacak çok şeyi vardı. Üretecek çok şeyi vardı. Maalesef erken oldu. Çok teşekkür ederiz Nezihe Hanım. Bahar Hanım. Bahar Hanım, iyi akşamlar. Burada arkadaşlarımız da aslında biz hep beraber bağlanıyoruz. Nevzat, İbrahim, David de burada. Yani İsmet bizim komşumuz da aynı zamanda. Ben de eskisi kadar olmasa da dağcılıkla ilgili ortak bir arkadaşımız İbrahim Akçay bizi tanıştırmıştı. Siz sen Antalya'dasın, yeni gittin, İsmet var orada, tanışın, arkadaş olun falan diye. O dönemler işte İsmet'le beraber Kaş'a gitmiştik, orada mı yaşasam? Çünkü dağlarda yaşayacak bir yer arıyordu. Yani dağları güzel olan yerler de onun ilgi alanı zaten her zaman. Kaş'ın da arkasındaki silsile çok güzeldir. Oraya gitmiştik. Orada yine benim de başıma bir telefon hikayesi gelmişti. Çok uzatmayayım ama orada yürümüştük. İsmet'e tabii yetişmek çok zordu. Bizim gibi daha böyle trekking yapanlar için kondisyonuyla çok hani hepimizi geçen birisiydi ama her zaman da bizi teşvik ederdi tabii ki. Köyde yaşadığı süre boyunca en sonunda o buraya yerleşti, ev yaptırdı. Sonra ben de geldim buraya. Ben de burada yaşamaya başladım Geyikbayırı'nda. Birbirimize göz kulak oluyorduk. Tabii İsmet uzun süre turlara gittiği için işte iyi kötü mavişle ilgilenmek gerekiyor. Ne bileyim bir şeyini unutuyor, ona kargoya vermek gerekiyor. Ya da işte eviyle ilgili çiçeklerinin sulanması gerekiyor. Hep birbirimize destek oluyorduk. Burada da işte hafta sonu hadi bir kahve içelim falan demeye kalmıyor. Sabah arıyorsun, İsmet nerede? Tunca çıkmış, mavişi de almış yanına falan. Yani gerçekten kendini ifade ettiği bir yerdi dağlar onun için. Maviş de ona bayağı yol arkadaşı oldu son yıllarda. Yani kız kardeşimizi kaybetmiş gibiyiz biz de. Gerçekten çok erken oldu. Her gün camdan bakıp onun evini görüyorum. Evet. Ama sevdiği yerde şimdi. Çok özlesek de onu her zaman kalbimizde yaşayacak. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli katkılarınızı, değerli anılarınızı paylaştınız. Hep beraber el birliğiyle bu özel ismi, değer yaratan ismi yaşatacağız. Değer yaratmak biliyorsunuz çok iyi bildiğiniz bir şey. Dünya ile paylaşmak. Biraz önce Nezihe Hanım paylaşmaktan bahsetti. Gerçekten o bildiğiniz şeyleri öğretmek. Biz bu üniversite Gıyasettin hocamızdan öğrendik. Gerçekten değer yaratmak için kafa yorduğunuz, zaman geçirdiğiniz işleri insanlarla paylaşıyorsunuz. Çok önemli işlere imza atan, bizlere iyi isim bırakan bir İsmet İnan var ortada. Gerçekten kendisini tanıdıkça daha çok seviyoruz. Güzel anılarını öğrendikçe daha çok saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Diğer arkadaşlara da çok selamlarımızı iletin. Çok sağ olsunlar. Başka bir yerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Yayına katılmak isteyen izleyicilerimizden Nezihe Hanımlar ayrıldıktan sonra aynı anda maksimum 4 kişiyle beraber olabiliyoruz. Şurada hemen biliyoruz. Evet. Yıldırım hocam ayrıldı. Siz kalabilirsiniz Nezihe Hanım, arzu ederseniz yayında. Nezihe Hanım, yeni konuk gelene kadar bir soru sorabilir miyim izninizle? Duyabiliyor musunuz beni? Tamam. Duyuyorum, evet. Çok tabii paylaşan birisi. Turkaya, Türkiye'de çok yeni. Yani bugünlerde nispeten iyi ama hala mesela İsmet çok enderlerden bir tanesi. Kayakla tırmanıp kayakla inen. Bu fark yaratan bir durum. Hiç bununla ilgili paylaşımları oluyor muydu? Yani özel olarak Turkaya'yla tırmanmanın ve onunla dağdan iniş yapmanın nasıl bir şey olduğuna yönelik.
Yani İsmet bu konuyla ilgili yani birçok şey söylüyordu. Turkaya'yla birçok Aladağlardaki rotaya Turkaya'ya çıkıp oradan inmek gibi planları vardı. Evet. İşte belki biliyorsunuzdur. Mesela Pek Kulvarı. Pek Kulvarı'na bir denemesi oldu. Yani Aladağlar'da işte gördüğü bazı yerlerden Turkaya'yla tırmanıp inmek gibi planları vardı. Bir tanesi de şey, o yapıldı mı bilmiyorum ama yabancı birisi yapmış galiba. Erciyes'in kuzey rotası. Kuzey. Evet. O onu Turkaya'yla indi. Turkaya'yla çıkıp evet. Yani çok yapılan bir şey değil. Bu tip şeyleri yapmak istiyordu. Yalnız bunu yapmak isteyen çok fazla kimse yoktu. Evet. Yani İsmet'lerden bir tanesi. Bir tane genç bir arkadaş, Metin diye bir arkadaş var. Onu teşvik etti. Onu yönlendirdi. Belki buradadır bilemiyorum. Metin'le birlikte yaptılar. Pek kullarını da sanırım onunla birlikte yaptılar. Metin ve Serdal'la. Yani o tip şeylere biraz daha teknik rotaları Turkaya'yla çıkıp inmek istiyordu. Bir kısmını yapabildi. Yani bu yönden de böyle cesur, araştırmacı birisiydi. Gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Yani baktığı yerlere birçok yerlere burada Turkaya'yla nasıl tırmanış planlarım, nasıl inerim, nasıl çıkarım bir bakış açısı vardı. Yani birçok da keşif yürüyüşlerine, çıkışlarına gidiyordu. Yani Geyik Barı'nda da aynı şekilde. Yani burada koşullar olduğunda hiçbir zaman evde oturduğunu görmedik. Yani kaya alıp çıkıyordu yani. Zaten mesleğini de aslında yani daha çok para kazanmaktan çok aslında dağlarda olmak, bu işi yapmak için gidiyordu. Yani çok para odaklı değildi işine karşı da. Yani para ikinci plandaydı onun için. Yani bu işi seviyorum, yapıyorum. Onun için yapıyorum ama para da kazanıyorum. O ikinci sırada geliyordu. Zaten her faaliyetten sonra mutlaka 2-3 gün ilave ederdi o bölgeye. Mesela işte Kaçkarlar'a gitti, bir götürdü. 2-3 gün daha kalıyordu, keşif yapıyordu mesela. Orada işte burada yeni bir rota çıkabilir miyim? Yeni bir bölgede işte Cilolara gidiyordu son zamanlarda. Çok evet, Hakkari'ye son zamanlarda. O taraflarda çok keşifler yapmıştı falan. Evet. Evet. Çok teşekkürler. İsmet İnan'la nasıl tanıştınız? Arkadaşlığınız ne boyuttaydı? Dağlarda zaman geçirdiğinizi ben biliyorum ama sizden duymak isteriz. Bu arada altta yorum bölümüne izleyicilerimizin bizi görüp görmediği hakkında yazarlarsa çok mutlu olurum. Gıyasettin Hoca. Hoca yok. Ben göremiyorum. Siz görüyorum ama. Evet. Her şey mükemmel diyorlar. İyi. Çok güzel. Buyurun sizi dinliyoruz. İsmet'le yaklaşık bir 4 yıldır bir arkadaşlığımız var aslında. Yani hayatının son 4 yılı diyebilirim. Çok uzun bir süreç gibi görünmüyor ama çok yakın bir arkadaşlığımız oldu. Gerçekten benim en yakın arkadaşımdı diyebilirim. O kadar yakındık. Çünkü kafa olarak birbirimize çok uyuşmuştuk, çok uyumluyduk, çok güzel anlaşıyorduk. Zaten kendisi dağlara hayran bir insandı. Ben de aynı şekilde her onunla gittiğim faaliyette çok heyecanlı ve çok mutlu oluyordum. İsmet yani dağlara her gittiği zaman yani yüzünde gülücükler atıyordu. Ben de aynı şekilde karşılıklı sürekli güler ve mutlu olurduk yani birlikte. İlk kaya tırmanışında tanıştık İsmet'le beraber. O arkadaşımız vardı. O şekilde bir kaya da buluşmuştuk. Birlikte bir tırmanış yapmıştık. Ardından arkadaşlığımız başladı kaya tırmanışından sonra. Ben Turkaya yaptığını görüyordum. Kendim de daha önceden küçük yaşımda bir kayakla alakalı bir geçmişim olduğu için dağları da çok sevdiğim için
böyle bir yani dağa kayakla çıkıp bir kayarak gitmenin böyle güzel bir şey olduğunu eskiden beri düşünüyordum. İsmet gördüm zaman direkt hemen onu söyledim zaten. İsmet, ben de buna başlamak istiyorum. Hani başlamak istiyorum ve seninle başlamak istiyorum söylemiştim. İlk İsmet'le beraber başladım tur kayağına. O sağ olsun, o başlattı beni. Birlikte olabildiğince Antalya'da tur kayağıyla alakalı yani çok fazla faaliyetlere gidiyordu, çok fazla tura gidiyordu. Ama burada Antalya'ya her geldiği zaman, işte boşlukları olduğu zaman mutlaka yazardı Tuğba. İşte şu kadar günlük geldim, hadi görüşelim diye. İşte o günlüklerimizde ne kadar birleştirebilirsek, ben buradan koşa koşa bir geyik bayırına giderdim. O yoğun tur programlarının arasında bile bizim dinlenme, yani dinlenmeye geliyordu sonuçta Antalya'ya, evine. Ama o dinlenmelerimizde bile biz yine minik minik yani İsmet öyle bir insan. Dinlenmesi bile aktif bir dinlenmeydi, öyle diyebilirim. Yani normal Maviş, İsmet ve ben çıktığımız zaman işte Karacadağ mıydı? Tam hatırlamıyorum ismini. Karlar da vardı. Hiç hazırlıksız bir şekilde kendimizi tepede bulmuştuk, hatta öyle bir şey olmuştu, bir anımız olmuştu. O zamanlar da Maviş küçüktü ve Maviş'in de ilk zirve faaliyeti olmuştu, böyle bitti. İlk defa bir zirve görmüş olmuştu. Beraber yaşamıştık. Tabii hazırlıksız, normal bir yürüyüşte çıktığımız için bayağı da ıslandığımız bir gün olmuştu bizim için, ama çok eğlendik gerçekten. İsmet'le herhalde geçirdiğim her anı çok eğlendik, öyle diyeyim. Yani çok keyif aldık, çok eğlendik beraber. Çok planlar yaptık. Benimle özellikle son zamanlarda çok daha fazla planlar yapmak istiyordu. Onunla uzun bir tura çıkmıştık geçen seneler. Yaklaşık bir ay boyunca birlikte zaman geçirmiştik yazıda. Buradan arabayla yola çıkmıştık Maviş, İsmet ve ben. İşte Aladağlara gittik. Oradan Aladağlarda Hülya ve Serdar arkadaşlarımız vardı. Onlar da İsmet'le tanışmıştım. Van'a gittik, Artos Dağı'na koşuya gittiklerdi ve 50 kilometrelik bir koşusu vardı İsmet'in. Ben de onların yanında işte Maviş'in dadısı olarak aslında bana Maviş'in dadısı deyip dururdu, çünkü kendisi tura gittiği zaman da hani başkalarına da emanet ediyordu tabii ki, ama ben Antalya merkezde olduğum için bana da emanet etmiştir. Maviş'i bakmaya çok gittim. Bu şekilde bir koşuya katılmıştık. Beni de hatta zorla 15 kilometre olan koşuya sokmuşlardı. Oradan hem İsmet hem de ben derece, ama tabii İsmet'inkisi 50 kilometre, hani inanılmaz bir gerçekten. Ve oradan İsmet'le beraber plansız bir şekilde Ağrı Dağı'na gittik. Yani o, ben 15 kilometreyi koşup işte dizlerim diye sızlanırken İsmet'ten hiçbir şekilde bir sızlanma göremiyorum gerçekten. Yani performansı gerçekten çok yüksek bir insandı. Etrafındaki herkes bunu biliyor, farkında. Fiziksel olarak çok güçlü bir kadındı. Yani hayrandım gerçekten onun bu fiziksel gücüne. Normalin seviyesinde bir insandı. Ben İsmet için da onun için en çok istediğim şeylerden bir tanesi, onu daha çok tanınmasını istiyordum Türkiye'de. Hatta bu konuyu çok zorluyordum. İsmet, bak seninle alakalı işte biraz daha reklam yapalım, bir şeyler yapalım. Çünkü vardı ve o hayalleri gerçekleştirmek için bir sponsor bulması gerekiyor. Ama bu kadar mütevazı takılırken bir sponsor bulamayacağını ona söyledim. Ve ben onun çok fazla videosunu falan çekmeye çalışıyorum bu yüzden. İşte hatta sürekli video ve fotoğraf çekeceğim diye genelde arkada kalıyordum. Ama ben fotoğraf ve videoyu da çok seviyorum dağlarda. Hatta ona sürekli aramızda bu şekilde konuşmamız oluyordu. Yani sen rehber olmaya devam et, ben senin arkada tarafta diyordum sürekli. O şekilde onun videolarını ve fotoğraflarını çekmeyi çok seviyordum arkadan ilerleyerek. Onun sesinin daha fazla duyurulmasını istiyordum. Çünkü çok mütevazi bir insandı. Gerçekten çok mütevazi bir insandı. Kendisini hiçbir zaman üst düzey ya da böyle üstün görmüyordu. Hatta çok, çok malum Türkiye'de bu tarz şeyleri siz de biliyorsunuz. İnsanlar başkalarını çok yüceltmeyi sevmez ve kendini daha çok yüceltmeyi sever. Hani başta bu şekilde. İsmet tam tersine kendi bölgesinde yerlerde bile Türk ayağına başka insanların olduğunu öğrendiği zaman
yapıyordu. Ve ben çok büyük bir haz alıyordu. Herkes gelişsin istiyordu. Daha da ileriye taşısın bu sporu diye düşünüyordu. Yani hiçbir zaman bir rekabetine girmiyordu hiçbir insanla. Bu yönünü çok seviyorum. Yani o çünkü sadece kendi hayatına ve hayallerine odaklıydı. Keşif yapmaya bayılıyordu. Yani ölüyordu keşif yapacağız diye. Tuğba bir keşif yapalım. Şu dağa gidelim bir keşif yapalım. Yani bu çok gerçekten ciddi bir düşünce isteyen, ya nasıl anlatabileyim? Hani dağlarda bir keşif yapmak ciddi bir profesyonellik istiyor bende. Çünkü yönünü, çıkış rotanı o an çözmen lazım, hesaplaman lazım, zamanı, yani birçok şeyi aynı anda hesaplaman gerekiyor. Üst düzey bir şey benim için bu açıkçası. Ve İsmet bunu başarabiliyordu. Hiç bilmediği yerlerde, çok farklı yerlerde güzel keşifler yapabiliyordu. Çok güzel sunuyor, öyle söyleyeyim. Sandığımız her yerde çok güzel olayları görebiliyordu. Çok yardımcı bir insan. Size de bahsettim zaten. Yani yardım etmeye bayılıyordu. Yanında çıkarttığı her insana gerçekten bir şeyler aktarabilmeye çok istiyordu ve böyle yardım etmekten büyük bir keyif alıyordu. Beraber dağlara çıktığında aşağıya kendisi profesyonel bir şekilde kayıp ama bunu asla yapmıyordu. Yanında çok acemi bir insan olsa da onunla beraber yavaş yavaş aşağıya onu keyif veriyordu. Çünkü bana her zaman söylerdi, benim en büyük önceliğim insanları sağ salim bu dağdan aşağı verdi. Hatta kendisi de şunu diyordu, işte bu camiada bana işte diyorlar, İsmet sen çok katı kurallısın deyip, yani o İsmet'in böyle katı kuralları sanırım o şekilde birazcık yapıyormuş. Ben çok bilmiyorum hani çevirdim ama benim bu katı kuralları koymamın bir sebebi var diyordu bana. Yani dağlarda gerçekten kurallar kanla yazılmış ve hiçbirisinin şakaya gelmediğini söylüyordu. Ben çok hak veriyordum ve bu özelliğini gerçekten çok takdir ediyordum. Çünkü gerçekten hiçbir kural bence aksatılmaması gerekiyor ve olması gerektiğini düşünüyordum. O yüzden dağları İsmet'le de seviyordum. Çünkü en çok güvenebileceğim insan oydu. Ekstrem sporlar sonuçta bunlar ve her zaman bir şey var. Bunun farkındayız. O yüzden bunları hiçbir zaman atmayacak insanlarla beraber daha bana daha güvenli doğal olarak. Yani İsmet'le alakalı aslında çok söyleyecek çok fazla şey var ama ben bir şey merak ediyorum Tuğba Hanım, siz yakın arkadaşı olduğu için iyi bilirsiniz. Instagram hesabını takip ettiğim zaman, içeriklere ve metinlere baktığım zaman Türkçeyi çok aktif, çok etkili kullandığını görüyorum. Dili bilgisi. O anlamda paylaştığı fotoğraflar ve Türkçedeki bu dil akıcılığı ve güçlü olmasının sebebi sizce neydi? Çok mu kitap okuyordu, çok mu paylaşmayı seviyordu? Çok özen görüyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çok merak ettim. Evet, çok aslında evinde zaten televizyon yoktu. Ve uzun zamandır da benim onu bildiğim kadarıyla haberlere vesaire bakmıyordu. Çünkü kendisi bazı gidişatlardan rahatsız oluyordu. Artık ben bana da diyordu bunu yıllar öncesinde. Ben de onun sayesinde tamamen artık bırakmıştım. Kendi hedeflerimize, hayallerimize odaklı. Biz bir şeyler değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirebildiğimiz kadar değiştirelim. Farkındalık şeklinde. Biz bildiğimiz, kendi yeteneğimiz, yapabildiğimiz şeylere odaklanalım derdi. Ve buna çok odaklı bir insandı. Çok fazla okurdu. Yabancı kitaplardan, yine Türkçe kitaplardan sürekli kitap okuduğunu görüyordum evde yine bildiği kadarıyla. Genelde olmuyordu dair mesele. O yüzden bu konuda sanırım bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda bana sürekli çok yorulduğunu söylüyordu. Artık Tuba çok biraz aslında yavaşlamak istiyorum diyordu. Çok fazla tur istemiyorum diyordu. Darda artık yorulmaya başladığını, daha farklı hedeflerine odaklanmak istediğini dile getiriyordu ama tabii dediğim gibi bir takım işte para meselelerinden dolayı gerçekleşti vardı. Evet, Everest'e çıkmayı çok
istiyordu. Mecburen tabii bunun için de para biriktirmek istiyordu. Çok mütevazı yaşayan bir insandı. Yani, hayatına baksanız İsmet'in, bir zaman lüks bir kıyafet içerisinde İsmet'i göremezsiniz. Veya lüks bir çanta veya lüks bir termos görmeniz mümkün değil. Ve insan sonuçta profesyonel olarak dağlarda görev yapıyor. Yani giyecekse de o en iyi takımları alacaksa da o onun hakkıydı aslında. Ama bunlara bile para harcamıyordu kesinlikle. Yani her kenara koyduğu parayla ya bir keşif yapması gerekiyor ya da hayallerini gerçekleştirmek için kullanması gerekiyordu o parayı. Onun da kesinlikle hiçbir gereksiz harcamayı asla aklına bile getirmiyordu. Yani o anlamda hayatına çok odaklandı. Bir karavan demeyeyim ama hani karavana dönüşebileceği tarzda bir araba satın almıştı. Ve biz bu yaz onunla beraber Gürcistan'a mavi ben gidip orada keşif yapmayı özür dilerim. Yani çok güzel planlar üzerine konuşuyorduk ama yani o kadar sürekli hayallerden ve planlardan bahsediyorduk ki onun gittiğine hala inanamıyorum açıkçası. Oraya gitti ve hani geri gelecek ama ben geldim hadi yine görüşelim diye. Yani o yüzden inanmak biraz zor. Çok erken gitti. Yani çok güzel bir insan. Çok bahsetmek istiyorum. Karıncayı bile incitecek bir insan değil. Daha koşuya gidiyorduk. Yine dinlendiği bir gün. Kendisi koşuyor tabii ki. Bizim tabii Maviş bile yetişemiyordu İsmet'in hızına. İlk başta tabii Maviş'in enerjisi oluyordu, başta yetişiyordu ama sonra Maviş ve ben geriden İsmet'in üstünden koşuyorduk. Hatta o kadar hızlı koşuyordu ki gidiyordu, biz yalnız kalmayalım diye ileriden geri dönüyordu, yanımızdan bir daha geri dönüyordu, ileriye doğru devam ediyordu. Böyle bir, ben sürekli keçi derdim. Ve biz yani gittiğimiz rotalar oluyordu Geyik Bayırı'nda. Git dönerken sağdaki soldaki çöpleri toplardık sürekli beraber. Yani sürekli çevresine faydadan başka hiçbir şeye dokunmayan bir insandı. Çok güzel bir insandı. Nurlar içinde yatsın. Nurgül Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir şey merak ediyorum. Sorabilir miyim? Tabii. Bu kadar potansiyelli birisi, yani hem zihinsel olarak çok potansiyeli var, hem fiziksel olarak çok potansiyeli var. İki şeyi merak ediyorum. Birincisi, bunun için özel hazırlık yapar mıydı? O koşuyor, dağlara tırmanıyor, turkaya yapıyor, işte her şeyi bir arada yapıyor. Bunun için hani şehir değil, yaşadığı yerde buna özel bir şeyler yapar mıydı? Bir ikinci merak ettiğim de, çok okuyan birisi ve hayatı çok dolu dolu yaşıyor. Yazıyor muydu? En çok İsmet'e söylediğim şeylerden bir tanesi de bu. İsmet yaz, İsmet yaz. Yaptığın şey yaz bir kenara. Çok çok fazla faydalı yapıyorsun. Bunları yazmak dolu bir insan. Ama buna çok vakit ayıramadı. Evet. Fazla kenarı ve aynen aklı kendisini bile Antalya'da zar zor yakalıyorduk gerçekten. Bu yüzden sanırım yazmaya çok fazla fırsat olmadı. Instagram'a yine bir nebze olsun. Ben orayı daha da Instagram'daki sayfasının fotoğrafları ve yazılarını derleyip toplayabilirsem onu yapmaya çalışacağım. Yani oraya en azından bir doküman niyetine kullandı diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok az. Yani yeteri uzun uzun yazdığı bir yerde değil. Keşke yazmak istiyordum. Onda bu yaptığı diğer aktiviteleri böyle çok planlı yapan bir insan değil de tabii ki. Zaten günlük hayatlardan ibaret. Yani olarak zaman geçiren bir insan değildi. En fazla okuyorsa, dinleniyorsa kitabı yine onlarla şeyler indiriyor. Onun dışında da normal işte yani bazen hatta çok da yalnız da ben de yoksam yanında yalnız da dağlara çıkmaya çok fazla
yapıyordu. Yani Maviş ona çok güzel eşlik etti son yılları zaten. Onunla beraber tepelere çıkıyorlardı, koşulara gidiyorlardı, yürüyüşlere gidiyorlardı. Ve sürekli içerisindeydi zaten. Bu yüzden ekstra bir faaliyet yapma durumu olmuyordu. Yani o gün çıkıyordu ve yani bir gün aşktan sadece öncesinden yarın işte şuraya gideriz, şunu yapacağız şeklinde düşünüyordu ve sabah o şekilde yol alıyordu. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sizler konuşurken bir izleyicimiz bu anılarını bir kitapta toplayalım gibi bir öneride bulundu. Belki bu şöyle olabilir, bir blog sitesi yapıp herkesten bir e-mail adresine İsmet İnan'la ilgili anılarını paylaşmasını isteyip o blog sitesi zenginleştikten sonra fotoğraflarını bir kitap haline belki getirebiliriz. Güzel bir öneri bence de. Tuğba. Hatta ben şöyle bir diyeyim de var. Bunu nasıl edebilirim onu da bir arkadaşla beraber düşündük bunu. Benim hep aklımda İsmet gerçekten çok değerli ve ben böyle silinip gittim ve İsmet'e artık yapışmış kalıplar bazı kıyafet parçaları ve kayak olarak bu kıyafetler İsmet'in oturmuş ve artık hani gördüğünüz zaman getirecek parçalar. Ben onların da gerekirse saklanmasını yine yani bir şekilde dağıtılması değil ama hatta bir tane pantolon bunu da umarım İsmet bana bu konuda kalmaz. bir tane pantolon var. Çok eski bir pantolon. Marka zamanında ona sponsor olmuş. Artık ya dönmüş rengi ama mor aslında eskiden kalan rengi. En son geyik bayılırken bana işte Tuba işte bu pantolonu al da aşağıda terzide ben ona bir tane kumaş aldım çiçek kumaş. Bu kumaşı arkasına yama yaptırır mısın? Dedi. Ya İsmet artık lütfen at şu pantolonu. Hani pantolonum her yeri yırtıldı. Sen giyme artık. Onları alalım sana. Alayım artık sana diyordum. Ve hala o pantolonu üstünden çıkartmak istemiyordu. Ona bir yama yapıp o pantolonla yine dağlara gitmeyi isteyen bir insandı gerçekten. Yani dediğim gibi gereksiz bir harcama yapmıyor. Daha da fazlası yani asla yani çok mütevazi bir insan bunda kendisi. Evet. Çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Yayınımıza katıldığınız için iletişim halinde olalım lütfen. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nadide Karkıner. Ben İsmet Hanım'la geçen sene Mart ayında tanıştım. Ben 2017'de akademisyenim ben de Anadolu Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde ama 2017'de bu bildiri imzası nedeniyle KHK ile atılmıştım. Daha sonra projelerde falan çalıştım. Ondan sonra işte Antalya'ya yerleştik. Hani bir yabancı bir kuruluşta, arkeoloji kuruluşunda çalışırken Antalya'da araştırma sürecine girdim. Oradaki projelerde çalıştım. Daha sonra 6 Şubat depremine yakalandım. Ben Gaziantepliyim. Ailece orada yeğenimin nişanına gittiğimizde ve dönüşte ben kesinlikle artık şehir merkezinde oturmayacağım ve iki katlı ya da tek katlı bir yere taşınacağım ve daha dağlara doğru taşınacağım diye çok inat yaptım ve şimdi diyorum İsmet'i kaybettikten sonra keşke yapmasaydım. Ve işte 3 Mart gibi gelecekti o. Yani şu Mustafa Tekin'in hayatını kaybettiğinde Kaçkarlar'daydı. Gelecekti ve biz sözleşme yapacaktık Antalya'da. Fakat sonra yazmış emlakçı akrabasına bir iki gün daha gecikeceğim hani demiş. Ben de o zaman dedim biz onu bekliyoruz. O zaman taşınsınlar gelince yaparız gibi bir şey söylemiş. Tabii ben onu sonradan fark ettim. Hani sanırım onun cenazesine gitmiş İsmet. Yani tabii ki ben de Tuğba'nın söylediği gibi, diğer arkadaşların söylediği gibi ben kadın çalışmaları alanında da çalışan bir insanım. Onun evine taşınmadan önce araştırdım hani adını soyadını öğrendikten sonra nasıl bir insan olduğunu. İşte çocukluktan itibaren hani ortaokulu bitirdikten sonra hep yatılı okul,
İşte bir mücadele, yani kendini var etme mücadelesi içerisinde olmuş. Her zaman da onun bu varoluşuna ilk tanıdığım günden itibaren, tabii ben de akademisyen olmak itibariyle hemen araştırıyorum her şeyi. Bütün inineceğini, her şeyini baştan sona öğrendim. Hatta işte koşulu vardı, Maviş'e bakılacak o yokken, o dağlardayken. Ben de şey dedim, yani siz sürekli gidiyorsunuz bir yerlere, niye köpeğiniz var o zaman? Yani köpekle yan yana duramayacaksanız, buna çok kırılıyordu tabii ama yine de şey yapıyordu. Kendisi geldi, Nade Hanım diyordu, ne yapabilirim? Ama biz son bir yılda, yani Kasım ayına kadar, çünkü ben Kasım ayında üniversiteye tekrar döndüm. Yani ben onun Mart, 2023 Mart ayından itibaren kiracısıydım alt katında. Kasım'a kadar da çok güzel vakit geçirdik. Çok güzeldi. Yani bütün bu, çok uzatmak istemiyorum ama bu dağcılıkla ilgili, hatta ben vazgeçmiştim gençken. Yani bu karları falan görünce dedim İsmet Hanım, ben gençliğimde vazgeçtim. Hani bu kar tırmanışı vesaire bana göre değil diye. Siz, yani çok takdir ediyordum, çok saygı duyuyordum. Ve gerçekten hani çalıştığım alan itibariyle de çok saygıdeğer bir insandı. Hani herkesin, şimdi bir insan bir işe odaklanınca, yani o bu işe odaklanmış, buna kendini vermiş. Tuğba Hanım'ın da söylediği gibi biraz önce, hatta ben taşınacağım gün, yani biz evi toplamıştık. Onlar üçü yine şeye gittiler, kaymaya gittiler. Diğer arkadaşım da köpeğini bırakmışlardı. Hatta gecikince köpeği biz evin içine aldık. Köpek küçük bir köpekti. Yani sürekli böyle hani gidiyorlardı. Bir şekilde Tuğba'yla Beril Hanım'ı da tanımış oldum. Yani ben hani onunla birlikte katılmıyordum ama faaliyetlere, gidişini, gelişini, işte Maviş'le ilgili işleri muhabbet ediyorduk. O yalnız olduğu için, işte biz Gaziantep'liyiz, bizde bazen böyle çok şeyler oluyordu, geliyordu. Ama ben onu çok iyi anlıyordum. Annesiyle de tanıştık. Yani hayatının nasıl kurduğunu ve nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu ve şunu söylüyorum. Eğer başka bir ülkede olsaydı, bir Batı ülkesinde olsaydı İsmet gibi bir kadın, mutlaka şey yapılırdı, yani çok büyük takdir görürdü. Çünkü böyle insanların belgeselleri yapılıyor, hayat hikayeleri yazılıyor daha yaşarken, yani ondan sonra. Ama yine de ben Geyik Bayırı'ndaki çevreyi gördükten sonra, özellikle bu işte dağcılık vesaire çevresini gördükten sonra, hele işte o Beril gibi, Tuğba gibi arkadaşları gördüklerinde çok ciddi bir potansiyel var. Ama şunu da söylüyorum, yani ben çok üzüldük biz ailece. Yani ben öğrendiğimde resmen yıkıldım yani. Çünkü bu kadının o kadar çok yapacak şeyi vardı ki. O evinde oturacaktı, hele köpek Maviş. Yani biz gerçekten kız kardeşi, biz üç kız kardeş, ben atıldıktan sonra hepimiz Antalya'ya yerleştik, farklı şehirlerden gelip. Bizim için gerçekten büyük bir yıkım oldu. Yani ben hani cidden, yani hani böyle hala kendimize gelebilmiş değiliz. Yani ben sürekli yapabileceklerini düşünüyorum. Neler olabileceğini düşünüyorum ve belki de hani bir çığ meselesini düşünüyorum. Mesela Türkiye'de dağlarda mesela bunun uyarıcı sistemi var mı, yok mu? Benim bilmediğim bir alan tabii. Bu turkayağı yapan arkadaşlar çıkıyorlar. İşte İsmet'in yaptığı gibi kendileri önden gidiyorlar. Muhtemelen onu kontrol için gitti herhalde oraya. Yani bu tür sorular sürekli benim kafamın içerisinde dolanıp duruyor. Yani bu sponsorluk meselesine falan gelince, hani kendi emeğiyle kazanıp işte bir yerlere gitme. Daha yeni geçen gün Düet diye bir şey seyrettim. İşte bu su balesi yapmaya çalışan iki küçük yaşlardan itibaren iki çocuğun işte federasyon vesaireyle başlarına gelen bir film seyrettim. Yani hani sistem eleştirisi de yapabiliriz ama ben onu tanıdığıma ve onun gibi bir kadının Türkiye'de var olduğuna çok mutluyum. Ailesi, annesiyle de tanıştım ben. Annesiyle de muhabbetim oldu. Zaten arayan rehber arkadaş benim, ODTÜ'den arkadaşım. Nade, sende annesinin telefonu var mı İsmet, böyle? Ya yani anında aradı beni. Dedim yani herhalde annesini arayacak halimiz yok yani şu durumda. Gerçekten ailesiyle olan ilişkileri olsun vesaire olsun. Yani gerisi hepsi teferruat. Hani
her şey teferruat ama bir insan, bir ülkede bir kadın bu kadar emek veriyor. Yani bir hayat emeği, bir yere ulaşma mücadelesi veriyor. Ama bu şekilde yani gerçekten talihsiz bir şekilde her şey yarım kalıyor. Her şey daha o evi var, oturacak vesaire. Yani ben biz hep Maviş'e baktık bu süre boyunca. O evde kaldığımız süre boyunca dönem dönem çünkü çok sıcaklarda Amasya'ya götürdü Maviş'i. Maviş'e kim bakacak? Ne olacak? Hani işte oraya gidecek, buraya gidecek. Seçimlerde falan yine beraberdik. Yani çok fazla şey söylemeyi ama bir şey yazılması gerekirse ben de gerçekten İsmet'in varoluşu ve konumuyla ilgili bir katkıda bulunmak isterim yani her zaman için. Yani ben hani tamam huzur içinde uyusun vesaire diyorum ama gerçekten kayıp yani. Böyle bu şekilde insanların kaybedilmesi normal mi yani bu sporda? Yani bu dağ kayağı dediğimizde. Bu normal bir süreç mi? Ben gerçekten bunu merak ediyorum ve belki de bunun da bu deprem meselesi gibi tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane rehber bir ekiple çıkıyor. İşte kendini şey yapıyor. Orada çığ olup olmadığı nasıl anlaşılacak vesaire. Bunların hepsi benim kafamda İsmet'in ölümüyle beraber. Daha önce de benim için sorundu ama gerçekten bir insanın bu şekilde kaybedilmesi çok üzücü. Yani ben gerçekten çok üzgünüm. Başka hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama yazılacak bir şey olduğunda da onun o varoluşunu yazmak isterim. Yani biz çok İyi bir dostluk geliştirdik ve şunu da söyledik birbirimize. Ben daha Ocak ayında birlikte oturduk işte. Dedim yani bu devam eder hani bu şeylik, ahbaplık, arkadaşlık. Hatta ben taşındığım için, Eskişehir'e geldiğim için yabancı belgeselcilerle tura çıkacaktı. İşte o turda Aladağları pas geçmişler kar yok diye. Sonra bana yazdı Nadir Hanım dedi annemin gelmesine gerek kalmadı. Maviş'i kabul ettiler dedi ve o bir ay boyunca Maviş'le dolaştılar. Yani benim için de mesela Maviş ne olacak vesaire ben de o şeyin içerisine biz de girmiştik. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama ben böyle bakıyorum yani gerçekten bu şekilde kaybedilmesi bir haksızlık değil mi? Yani bunun başka bir önlemi, başka bir ben bilmem yani Türkiye Dağcılık Federasyonu'nu başka bir şeyi. Aa işte dağcıların kaderi böyle olur. Çığ altında kalır, ölürler mi yani? Bu kadar mı mesele? Ben gerçekten bunu kendimde çok büyük sorun yapıyorum yani. Teşekkür ediyorum bu yaptığınız yayın içinde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yasettin Hocam, tabii bu Turkaya dağ rehberliği ücreti karşılığında yapılan profesyonel bir hizmet olduğu için tabii ki hava koşulları, oradaki tecrübe bir iş. Siz yıllarca bu iş daha önce uğraştınız, bununla kitaplar yazdınız. Bazen tek başınıza olduğunuz zaman ya hava çok kötü, işte kamp alanına döneyim veya otele döneyim diyebilirken yurt dışından gelen misafirler bir parasıyla hizmet alıyorlar. Ya insanları sanki ya otele götürüp sanki yani hava kötüye gidiyor, bugün dinlenelim, yarın yola çıkalım gibi bir düşünce tarzı sanki yani işini yapmamak gibi algılanır mı şeklinde gelen misafirler bu işi parayla bu hizmet almak isteyen kişiler tarafından yanlış yorumlanabilir düşüncesiyle bazen dağ rehberliği bu rehberliği biraz daha tabii ki de canlarını tehlikeye atmadan biraz daha inisiyatif kullanma durumları olabilir mi diye bir aklıma bir soru geldi. Çünkü sonuçta oraya yurt dışından gelen bir kişi, bir grup var, 5 kişi var. Havanın nasıl olacağı ile ilgili tabii ki bir öngörü var ama aniden hava bozabilir. Bu anlamda bir dağcı, dağ rehberi ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? Bir konuk alırken sizin soruyu yönetmek istedim hocam. Ha, çok sağ olun. Ya tabii burada rehber yetkilidir aslında. Yani her tür zorlamaya karşı rehberin karar vermesi ilk plandadır. Ama ülkemizin bazı eksiklikleri var. Yani normal koşullar altında dağ turizmi gelişmiş olan yerlerde tabii bunun bir bedeli var. Ayrı bir konu da düzenli olarak çığ testlerinin yapılması, hatta çığ
düşürülmesi önceden ve helikopter takibi yapılıyor. Yani bir İsviçre için bir tane örnek vereyim. Yani bu geçerli bir şeydir. Çok düzenli bir şekilde. Ha, buna rağmen sonuçta bu iş belli oranda risk taşıyan bir iş. Diğerleriyle karşılaştırdığımızda elbette ki. Fakat burada Kültür Turizm Bakanlığı'nın, AFAD'ın, işte Dağcılık Federasyonu'nun, hani Gençlik Spor Bakanlığı diyelim, çatı kuruluş olarak, yani bunların bir araya gelip de çok sık olmasa da bir araya geliyorlar aslında. Yani ben de birçoğuna tanığım. Bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Bu tür işleri önler önlemez, o ayrı bir konu. Tabii ki daha az olacaktır olumsuzluklar, ama bizim bir yapısal temelimiz yok maalesef. Yani rehberlikte de onu demeye çalışmıştım. Yani dağ rehberliği kültür rehberliğine bağlanamaz. Yani böyle dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ben dünyanın en büyük leisure kuruluşlarından birisi, ki en büyüğü aslında, 1952 yılında kurulmuş olan World Leisure Organization'ın yönetim kurulundayım 5 yıldır. Yani dünyada olanları öyle ya da böyle az çok takip ediyorum. İşte Alplere çok sık gidiyorum vesaire. Yani artık bir uzlaşması gerekiyor. Kültür Bakanlığı, Rehberler Derneği, işte ve oturup sigorta şirketleri, bir yapısal bir sistem kurması gerekiyor Türkiye'nin. Şunu söyleyeyim, yapısal bir sistemin olmadığı yerde hiçbir şekilde rehberi de güvene alamıyorsunuz, sporcuyu da güvene alamıyorsunuz. Bütün bunlar tamamıyla özveriyle olan çabalarla. Türkiye'nin gurur duyulacak bir şeyi var, bir kuruluşu var, Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Hava Kuvvetleri anında müdahale ediyor. Yani ve karşılıksız yapıyor bunu. Kesinlikle 5 kuruş para almadan. O ülkeden ülkeye değişiyor bunlar tabii, ama herkes özveriyle koşturuyor AFAD'ından, AKUT'undan, diğer kuruluşlarına vesaire vesaire. Ama ortada güçlü bir sistem olmadığı için eksiklikler ortaya çıkıyor. Yani bunun ilgili paydaşların bunu tartışıp bir düzenini işleyecek bir sisteme dönüştürmesi gerekiyor. Yani ben burada hafif kibir, hafif özveri eksikliği, hafif ne derseniz, yani nazikçe söylemeye çalışıyorum, kurumların bir araya gelip bu problemi çözmeleri gerekiyor. Bu zor bir şey değildir. Ortak karar gerektiren bir şeydir. Ondan sonrası gelir çünkü. Evet hocam. Azat Bey yayına katıldı. Azat Karaaslan, hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni de programa dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Ağrı Doğu Beyazlı'yım. Evet. Bizim kendi ailevi şirketimiz var. Zaten dayımlar daha sene 70 yılından itibaren Dağcılık Federasyonu'ndan rehberlik yapmış. Normalde İsmet Hoca'yla geçen yıl biz tanıştık. Tabii kış sezonu açıldığı zaman Türkiye'de nadiren işte bir 4-5 kişi Türkiye'ye yapan rehberler var. Biz de sürekli İsmet Hoca'yla çalışırdık. Bunun için önceden işte programı için rezerve yapılması için biz onu arardık işte. O da bize evet programın dolu veya boş olduğunu söylerdi. Geçen sene işte normalde ben de rehberim, ama ben normal yürüyüş, yani yaz sezonu sadece çalışıyorum. Geçen yıl bizim yine 3 turumuz vardı, işte Arto, Süphan, Arıdağ. Geçen yıl 1,5 ay ben kendim şahsen ona gittim. Belki Turkaya hakkında bana bilgi verir, bir şeyler öğretebilir diye. Biz geçen yıl işte 1,5 aylık faaliyette ben onunla Artos 3 zirveyi yaptık, Süphan'ı 2 zirve yaptık, Ardana da sadece 1 zirve yaptık. Hava koşullarından dolayı yapamadık. Şeye gelelim, bu yıl işte normalde Şubat ayında işte son haftasında biz daha önce dayım zaten onunla konuşmuştu, işte tur programını falan tarihlerini vermişti. Ama tur programında değişiklik olduğu için tur biraz da erkene almıştı. İşte biz de İsmet Hoca'yla falan konuştuk.
İşte bana söylediği kelime, ben senin dayınla konuştum ama turu erkene aldığı için ben gelemiyorum dedi. Hmm. Kuzenimle birlikte onu ikna etmeye çalıştık. Çünkü biz sürekli İsmet Hoca ile çalıştım ve geçen 2-3 tur sadece 1,5 ay ona eşlik ettim. Ben fazla bir şey bilmiyorum. İkna etmeye çalıştık. İşte Mart'ın 5'inde bizim turumuz başlıyordu. O da dedi, Azat işte ben başkasına söz vermişim. Normalde sizin turunuz ayın 17'sinde. Ama erkene alındığı için ben başkasıyla çalışmak zorundayım. Ettik, etmedik bilmiyorum kader mi, kabul etmedi. Bizimle birlikte gelmedi. Ondan öncesi de işte 1 Mart'taydı herhalde. 1 Mart'ta biz yine ben onunla iletişime geçtim. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, ben tek başıma gideceğim. Bir şeyler işte hakkında bilgi sahibi olmak için geçen sene kullandığımız rotadan mı çıkacağım? Başka bir alternatif var mı? Bana bir şeyler söylemesi için 1 Mart'la 4 Şubat arası biz görüştük, konuştuk. İşte bana yardımcı olmaya çalıştı. Benim BF cihazım eksikti. Çığ sinyal cihazı. İşte çığa birisi çığ altına girdiği zaman işte ben ona söyledim işte Yıldırım Hoca işte o da Erzurum'da zaten demin de yayındaydı. Evet. Dedim işte Yıldırım Hoca numarasını ben alayım en azından oradan bir çığ sinyal cihazı kiralamak için görüşeyim. Bana söylediği kelime dedi Hazret benim çığ sinyal cihazım dedi ben Yüksel'e vermişim. Yüksel Hakkari'ye göndermiş. Hakkari'den işte bir şoför vasıtasıyla sana ulaşıralım anda sen alırsın. İşte en son dedi ne zaman Artus'a tırmanacaksın? Ben dedim 8 Şubat'ta benim tırmanışa geçmem gerekiyor. Yani ayın 7'sinde çığ sinyal cihazı bende olması gerekiyor. Biz konuştuk. Ondan sonra ulaşmaya çalışıyorum. Ben Van'a gittim tabii. 6 Şubat'a kadar yani 2 günde yazmaya çalıştım. Van'a geliş dönüş sağlayamadı. İnterneti de kapalı, normal telefonu da kapalı. 7 Şubat akşam 8 gibi Van'a dönüş yaptı. WhatsApp'tan bana yazdı işte Azat kusura bakma dedi. Ben burada olduğum için telefonumu düşürmüşüm dedi. Telefon bozuldu. İşte sana geri dönüş sağlayamadım. Ama aklım sürekli sendeydi. Çünkü tur var. Tura gideceksin. Çok yardımsever bir gerçekten diyorum ama sürekli ben abla abla diye hitap ediyordum kendisine. Telefonun işte kara düştüğünü, zor bulduğunu. Ondan sonra işte çığ sinyal cihazı için işte adamın numarasını arayıp bulacağını bana hani sen işte adam uyumadan telefon aç ki sinyal cihazını al yarın turda mahcup olma diye. Neyse adama iletişime geçti. Adam da beni aradı. Çığ sinyal cihazını aldık. Ben ertesi gün ayın Mart'ın 8'i Artus zirvesini gerçekleştirdim. Ondan sonra geri dönüşte yine söyledim işte hocam dedim sen müsait olursan dedim bir görüşelim konuşalım. Dedi Azat ben şu an turdayım. Dedi ben seni arayacağım bir 10-20 dakika sonra. Aradı konuştuk şey yaptık. İşte dedi geçen seneki rotalardan yine devam edersin. En orası ben dedim ki olma riski olur mu olmaz mı? Bana söylediği tek kelime işte Allah korusun dedi. Ben öyle bir şey diyemem dedi. Ama dikkat etmen gerekiyor dedi. Geçen yıl kullandığımız rotalardan yine çıkmayı denemelisin dedi. Ondan sonra ben Artus zirvemi Turkaya ile gerçekleştirdim. Ayın 8'i. Ondan sonra Erciş'e geçtik. Erciş'ten de ayın 9'u yine Süphan zirvemizi de gerçekleştirdik Turkaya ile. İşte ayın 10'u ben Doğu Vest'e geri dönüş yaptım. Eve geldim. Bir iki saat sonra işte bir arkadaşımız aradı Cemal diye. Geçen yıl zaten bizim turlar bittikten sonra Küçük Ağrı Dağı'na gitmeyi çok istiyordu. Yani tırmanmadı. Turkaya'yla çok denemek istiyordu. Orası da zaten yasaklı bölge olduğu için turdan sonra denemek ama tek bir turkaya çıkmadan jandarma indirmişti. Ondan sonra işte evden bir telefon bana geldi. Cemal diye bir tane arkadaş işte Azat İsmet Hoca sizinle birlikte çalışıyordu. TC kimlik numarasını bulabilir mi diye. İşte ne oldu dedim. Ondan sonra dedi ki sağ olsun dedi İsmet Hoca'yı kaybettik dedi. Ben tabii yani
öyle bilmiyorum ya, çok deneyimli bir insan olarak bekliyordum. Sürekli mesela ben Ardahan'a sezonunda 25 defa tırmanıyorum, sayısız rehber geliyor. Ama onlar içinde yani hem yardımsever, hem kondisyon olarak, hem ön görüşü olarak, hem rotalar olarak sürekli aktif, hani bir şeyleri yapmaya çalışan, bir şeyleri araştırmaya çalışan, yani yılda 12 ay varsa 12 ay aktif, yani aktif çalışan, spor yapmaya spor yapan bir insan. Ben inanamadım. Tabii 4-5 tane rehber arkadaşımızı aradım, tur kaya yapanları. Maalesef işte acı haberi duyduk. Keşke ben diyor işte, bizim turlar erkene alınmasaydı da biz de birlikte gelseydi iyi olurdu, ama ikna edemedik. Şöyle bir şey, insanın basireti bağlandığı zaman maalesef belki kuzenim, yani yarım saat biz birlikte konuştuk, işte İsmet hocam yapma etme, işte Azat daha deneyimi yok, birlikte gidin, işte ücretin neyse, yani şaka da yaptı zaten, diğer işte şirket sahibi size ne kadar ücret talep ettiyse biz daha fazlasını da verelim, ama maalesef işte ben onlara söz gelemiyorum. İşte o turdan sonra bizimle birlikte tekrar gelecekti, maalesef acı haber. Ama iyi bir insan, gerçekten yani aşırı derecede iyi bir insan. Yani geçen yıl biz gittik yine Adi Cevaz'da bir restoran, zaten iki tane restoran var. Öğretmenler evi yeni yapmış, biraz uzak şehir merkezinden, birisi de iş tarafında. Orada biz oturuyorduk, işte oranın sahibi, mekan sahibi, bir de orada 4-5 tane küçük çocuk gelmişti. İşte Ramazan ayıydı yine, iftar bekliyorduk. Orada bir kargaşa falan çıktı. İsmet Hoca, biz birlikte grupla oturuyoruz, iftarımızı açacağız. Onlar kavgaya başladı, İsmet Hoca dayanamadı çocuklar için. Dayanamadı, gitti, araya girdi, işte izin vermedi, ağladı orada. Biz de onun için zaten perişan olduk. Ve dedi hoca, yani sen kavgaya karışıyorsun, şimdi orada senin başına bir şey gelir. Azat ben dayanamıyorum dedi işte. Bendeki yürek, ben dayanamıyorum, çocukların dövülmesini ben istemiyorum. Yani anlatacaklarım bunlar, yani en son vefat etmeden 2 gün önce konuştuk. Çıl sinyal cihazını da bana gönderdi, o da bende kaldı. Ben 4-5 gün kendime gelemedim. Sürekli annemler de tanıyor zaten, yakın akrabalar hepsi tanıyor, sürekli beni de desteklediler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yani Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun içinde ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Sürekli anma günlerinde etkinlikler yapılıyor. Ben bunun tek olmasını istemiyorum. Gerçekten de mesela sporcu yetiştirme olsun, ondan sonra dağlar hakkında bilgi olması gerekiyorsa, bu çığ bölgeleri olsun, başka şeyler olsun, bilgilendirme yapılması gerekiyor. Sadece yani bir anma gününde zirve yapıp da işte şu tarihte bunun için bir zirvesi yaptık diye ben beklemiyorum sayfalarında. Gerçekten yani Avrupa ülkeleri, nereye bakarsanız, demin abi de bahsetti, çoğu şeydi Avrupa'da. Onlar gibi sistematik şey yapabilirler. Diyeceklerim bunlar. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Acınızı paylaşıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İranlı yönetmen Abbas Kiar Üstem'e şu sözü çok hoştur. Dünyada hiçbir şey doğanın asaletine tanıklık etmek kadar özel değildir der. Siz yıllarca doğada doğa fotoğrafçılığı yaptınız. O eşsiz manzaralara saatlerce baktınız. Oğlunuz doğayla beraber hala o keşiflere, o kayak, dağlara keyifli çıkıyorsunuz. Gerçekten dağ bir tutku ve bu birçok insanı peşinden götürüyor. Bunun eğitimini almak ve bildiğiniz bilgileri paylaşmak çok kıymetli. O yüzden üniversitede olmanız, öğrencilere bu eğitimi vermeniz çok kıymetli. Biz de NİDE Aladağlara işte 2000'li yıllarda gittiğimizde beraber kalmıştık. Giderken çok üzgündüm, hiç bilmiyordum nasıl bir ortamla karşılaşacağımı. Yemek yapacaktık, tuvalet imkanı yoktu, duş alma imkanımız yoktu.
Kendi yiyeceklerimizi kendimiz yapıyoruz. Giderken çok üzülerek gitmiştim. 15 gün sonra dönerken gözlerim doldu. Ben dağlarda doğdum dedim. Oranın gerçekten eşsiz bir büyüsü var. Sizlerin sayesinde. Bu yüzden bu işin eğitimini almış, bu işi çok donanımlı bir şekilde hem teorisini hem de pratiğini uygulayabilen dağcılar çok kıymetli. O yüzden verdiğiniz bilgiler, yazdığınız kitaplar, okulda verdiğiniz eğitimler, katıldığınız seminerler çok kıymetli. Bunları ara ara belki hocam yine Instagram üzerinden böyle günler, etkinlikler yapabiliriz. Bu bir vesile olur. İsmet İnan anısına dağ rotaları bir yine izleyicimiz yazmıştı. Bir dağın ismine acaba İsmet Hanım'ın ismi verilebilir mi diye. Tabii ki bunun süreçlerini bilmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Amacımız İsmet İnan adıyla ne bileyim ben maraton koşularına katılıyorum mesela. Orada bir bağış toplanıp ne bileyim kız çocuklarına destek olabilir miyiz diye düşündüm. Yine ultra maraton yarışlarını yapıyor Alper Dalkılıç. Kaçkar'da çeşitli yerlerde onun anısına çeşitli etkinlikler, para toplayarak çeşitli yardıma muhtaç kız çocuklarına destek olabilir miyiz? Yani bu isim bize artık üzerimde bir vazife, bir sorumluluk. Ben hiç telefonla konuşmamama rağmen kendimi çok sorumlu hissettim. Sizinden aldım haberi. Hemen sizinle iletişime geçtim. Gıyasettin Hocam ne yapabiliriz diye. Siz de sağ olun. Hemen beni ilgili kişilere yönlendirdiniz. Bugün buradayız. Dediğimiz gibi yayına katılmak isteyen bir iki kişi daha alabiliriz. Çok da geç olmasın. İnsanları çok geç saate bırakmak istemiyorum. Evet, Hacı Tansu kanaatimce vefat ettiği rotaya İsmet'in ismi verilebilir diye bir öneride bulunmuş. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Görünüyor muyum? Benim Görüyorum. Melittin Bağcı, Ankara Üniversitesi'nde. Hoş geldiniz Ben değerli hocam. İsmet Hanım'ı tanımıyordum ama diğer kayıp dağcılarımızın çoğunu tanıyordum. Benim söylemek istediğim şu: Allah rahmet eylesin, bütün dağcılık camiasının başı sağ olsun. Fakat şunu söylemek istiyorum: diğer spor branşlarında üst liglerde olan, yani en iyi seviyelerde olan insanlar hep korunur, kollanır. Bunu federasyonda yapar, diğer kulüplerde yapar. Şu ana kadar yitirdiğimiz bütün dağcı, değerli dağcıların genelde yitirilme şekilleri ve kazaya uğrama şekilleri bir amatörlüğün devamında oluşuyor. İsmet Hanım için böyle şey söylemiyorum ama biz bu insanları koruyucu bir şekilde bir önlem alacak organizasyonlara önderlik edecek organizasyonları da teşvik etmek için bir yazışma sistemi ya da bir birlikte olma sistemi getirmeliyiz. Bunu Gıyasettin Hoca çok güzel yapıyor. Sempozyumlar düzenliyor ve buradaki bilgileri uluslararası katılımcılarla paylaşıyor. Fakat dağcılık camiası büyük olmasına rağmen buna katılım az oluyor ve sürdürülebilir bir şey olmuyor bu tür etkinlikler. Bunun bilgi ayağı da, literatür ayağı da, teknoloji ayağı da, sizin de ifade ettiğiniz gibi, Gıyas Hoca'nın da ifade ettiği bir yerde eksiklik oluyor. Bu kayıpların olmasından sonra konuşuluyor bunlar ve sonra unutuluyor. Dolayısıyla hani keşke federasyon da buna öncülük etse, bir altyapı geliştirse, bu altyapıyı silsile ve hiyerarşik bir şekilde yaygınlaştırsa, tabii ki daha güzel olacak, daha kayıpların proaktif bir şekilde önlenmesi sağlanabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Görüşleriniz için. Ya tabii çok çaba var. Hani şimdi bütün kurumlarımıza baktığımızda Dağcılık Federasyonu'nun özellikle eğitim yayıncılık konusunda birçok şeyi ülkeye kazandırdığını ve kazandırmaya devam ettiğini görüyoruz ama vizyon olarak, bakış açısı olarak federasyon ya da diğer kurumlar yol gösterici olabilir ama bir
sivil toplum gücünün bir kültür yaratması gerekiyor oradan. Hı. Ve bütün paydaşların, sivil, kamu, her neyse, evrensel değerler ve evrensel bilgiler ışığında masaya oturmaları gerekiyor. Yani bu çok önemli bir şey. Masaya oturup birlikte konuşup dünyadaki örnekleriyle bir sistem oluşturma derdine düştüğümüz an yok mu? Var, ama eksiklik olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda çözülemeyecek bir şeyler yok, ama burada tabii bugünkü konumuz İsmet İnan. Bir güzel öneriler var aslında. Mesela bir öneri vardı, kısa film yapılması konusunda çok güzel dağcılık dergileri var. Bunun Dağcılık Federasyonu'nda dergisi var, işte takoz var, internet siteleri var, Tırmanış Ork'tan tutun birçok şeye kadar. Hatta ben Dünya Dağcılık Birlikleri Federasyonu'nun içerisinde de Türkiye'ye özgü bir örnek olduğu için İsmet İnan'ın çok özel bir yeri olabileceğini ve Dağcılık Federasyonu'nun böyle bir girişimle Türkiye'deki bir kadın figürün nasıl kendi çabalarıyla evrensel düzeyde başarılı bir kişi haline geldiğini paylaşabilir ve orada da çok özel bir yer edinilebilir. Ama ben yine konuyu şuraya getiriyorum. Hani bir sivil toplum kültürünün oluşması gerekiyor. Yani dağcılık yapan, tur kayağı yapan, tırmanış yapan her bireyin, bütün kulüplerin böyle bir felsefeyle. Örneğin ben oğlumla direkt taşa ilk birlikte gittiğimizde rotanın çok yakınından dönmek zorunda kaldık. Neden? Oradaki geçiş örneğin bir azıcık tehlikelidir. O riski almak istemedik. Orada bir tane minik bir ip var. Ona atlayıp güvenemezsiniz. Mesela artık Türkiye'de tanımlı rotaların olması gerekiyor. Yani bunu doğaya zarardı, şuydu buydu gibi bakmamak lazım. Çünkü doğaya, dağlar, şeye, kayalara zarar veren dünya kadar insan var artık veya mesele var. Hiç olmazsa bu kültürün yerleşmesi açısından, insanların güvenli bir şekilde dağlara gidebilmeleri açısından tanımlı rotaların olması, oraların evrensel düzeyde zorluk derecelerinin çıkarılması ve bunun dinamik bir şekilde her yıl düzenli bir şekilde değişmesi, yenilenmesi gerekiyor. Yani ya yapacak çok iş var Türkiye'de, her konuda olduğu gibi bu konuda da, ama dediğim gibi burada öncülüğü yapacak olan sivil toplum kültürü ve ilgili paydaş kurumlar, kamu ya da özel. Bilinmeyen bir şey yok. Sadece güç birliğiyle bunu yapmaları gerekiyor. Bizler bir şeyler yapıyoruz akademik anlamda, ama akademik yapılan işlerin birçoğu maalesef raflarda kalıyor. Sebepleri bu oturumun konusu değil. Hani ve İsmet Hanım'ın bu anılarının bir şekilde değerlenmesi, toparlanması ve yayımlanması gerekiyor. Bunu sivil toplum gücüyle de hepimiz el ele vererek yapabiliriz. Yeter ki birileri öncülük etsin, ama kamu kurumlarının da buna bir taşın altına elini koymalarında yarar var. Çünkü gerçekten tek başına kendi çabalarıyla bir kadının evrensel düzeyde bir güce ulaşması çok da öyle basit bir şey değil. Ama bu arada şunu da belirteyim ve bitireyim. Ya Türkiye'de çok önemli kadın dağcılar var. İşte Everest'te çıkanlardan geriye doğru bugüne kadar böyle baktığımızda artık biraz sanki dağcılıkta ve doğa sporlarında da bir kadın önceliği temasının oluşturulmasında yarar var diyorum. Bu vesileyle bunu da belirteyim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Özel Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Hepimizin başı sağ olsun. Sizleri dinledim. Ben dağcılık alanına yabancı biriyim. İlk önce bu konudaki şeyimi, ne diyeyim, bilgisizliğimi söylemek isterim. İsmet'i ben çocukluk arkadaşım, öyle diyeyim. Nereden çocukluk arkadaşı? Sanırım biraz önce hocamız onu bahsetmişti. İsmet yatılı okuldan mezun olmuştu Ankara'da.
Ben de İstanbul'daki bir yatılı okuldan mezun oldum. 12-13 yaşlarında gittiğimiz bir okul. Bu yatılı okulumuzun mecbur hizmeti vardı ve henüz o ben 16,5-17 yaşındayken, işte İsmet de benden birkaç yaş büyüktür, Burdur'daki SSK hastanesinde yolumuz kesişti kendisiyle. 3-4 ay kadar birlikte çalıştık ve sonra ben de ODTÜ'de psikolojiyi kazandım hemşirelik okulundan sonra. Ve İsmet'le öyle herkesin farklı tür bir bağı var. Bizimki de öyle 3-4 ay tanışmamıza rağmen şimdi düşündüğüm zaman 92, 2002, 12, 22, 32 senelik tanışıklığım var. Evet. Ve dolayısıyla değişik yerlerde, şehirlerde ben Ankara'ya geldim, o Burdur'daydı. Sonra İzmir'de maliyeyi kazandı 9 ay 9 Eylül Üniversitesi'nde. Ve İsmet'in sporcu kişiliğinin yanı sıra zannediyorum biraz önce hocam söyledi onu, bu merak ve tutku dedi. Herhalde evet, ben de kendimde böyle bir mesleki hayatım oldukça renklidir. Benim de ben de şu an akademisyenim, psikoloji profesörüyüm. Ama İsmet'in bunu öğrencilerimle paylaştım. Onun hem vefat haberini üzüntüyle hem birkaç tane bulduğum mülakatını paylaştım. Ve hani benimki ilginçtir ama benimkinden çok daha ilginç bir kariyer hayatı istiyorsanız herhalde en sevgili arkadaşım İsmet'inkidir diye söyledim. Ve hocamın o tespiti gerçekten doğru. Bir yandan da İsmet kişilik olarak çok naif, çocuksu, içten böyle bir tarafı olmasına rağmen hem fiziksel hem psikolojik olarak da çok güçlü bir insandı ve kadındı. Ve pek çok başka arkadaşımız gibi o da 9 Eylül Üniversitesi'nde maliye okurken Tepecik SSK Hastanesi'nde geceleri nöbet tuttu. Gündüz okula gitti. Oradan mezun oldu. Sonra İngilizceyi, mesela biraz önceki katılan arkadaşımız yabancı dili vardı, nasıl öğrendi? İngiltere'ye gitti. Ve bu süreçler içinde ben Ankara'da okula gidiyorum. ODTÜ'de psikoloji okuyorum. O işte İzmir'de okuyor ve onun, ben başka lisedenim. Ben İstanbul'danım ama o Ankara'dan ve Ankara'daki liseden arkadaşı olan bir arkadaşıyla da yakın, hem aynı hastanede çalışıyorduk hem de yakın oturuyorduk. Dolayısıyla Ankara'ya geldiği zaman biraz onda biraz bende kalırdı. Ve ben İzmir'e gidiyorum, o Ankara'ya geliyor. Okul bitti, sonra İngilizce öğrenmeye karar verdi. Ve İngiltere'ye gitti. 2 sene orada, bilmiyorum ne kadar bu hayat hikayesinin bu tarafından haberdarsınız. Au pair olarak çalıştı. 2 yıl çocuk baktı bir ailenin yanında ve İngilizce kursuna gitti. İngilizce öğrendi. Sonra döndü. Bir öyle bir hastanede çalışabilecek mi, çalışamayacak mı? Ücretsiz izinle gitmişti. Ona baktı ve olmayacağına karar verdi. Sonra İstanbul'a gitti ve bu yine bir arkadaşımız bahsetti. Uluslararası ticaret uzmanlığı olarak çalışıyordu o firmada. Ben de okulu bitirdikten sonra lisansı İstanbul'a gitmiştim. Kısa bir süre birlikteydik orada. Ondan sonra ve işte hep şikayet ediyordu bu kurumsal hayattan, işte bunun ne kadar zor olduğundan, işte bahsettiğimiz değişik bu anlayışın farklı türlü tezahürleri, yani işte uluslararası ticaret yapan bir firmanın işte aile sahibi olduğundan ve zorluğundan. Sonra bir şekilde dağcılıkla tanıştım. Sonra ben Ankara'ya döndüm ve sonra Antalya'ya gitti o ve ondan sonra da Geyik Bayırı'nı ondan öğrendim. İşte aradım, haritada baktım ne menen bir yermiş, fotoğraflarına baktım, evinin yapılarının fotoğraflarını paylaştı. Ondan sonra tamam dedim, geleceğim işte böyle bir şekilde, ben hani senin gibi değilim ama yine de bir dolaşırız yürürüz dedim. Çok pişmanım. En çok hissettiğim şey şaşkınlık ve pişmanlık ve keşkelerim. Ondan sonra ve Ankara'ya değişik zamanlarda konuşma yapmaya geliyordu. İşte Dünya Kadınlar Günü'nde ya da davetli kuruluşlarla, yine o zaman da en son 2 sene önce gelmişti Ankara'ya ve
Ankara'da o zaman görüşmüştük. Sonra ben Antalya'ya işte bir şekilde turistik ziyaretlerle gittiğim zaman da orada görüşüyorduk, o geliyordu. Ama Geyikbayırı'nı onun sağlığında görmek nasip olmadı. Bilir misiniz bilmiyorum, İsmet'in ikizi var. İsmet'in bir ikiz kardeşi var, Bülent. Ondan sonra onunla da yine işte İzmir'deyken, ondan sonra Ankara'dayken zaman zaman böyle bir araya gelmişliğimiz vardı. Ve işte pazar günü vefat etmiş. Benim salı akşamı haberim oldu. Ve cenazesine de katılamadım maalesef. İşte başsağlığı dilemek için annesinin telefonu yoktu. Yine ortak arkadaşımızdan onların telefonunu aldım. Kardeşiyle konuştum. Hep böyle konuştuğumuz şey, ne kadar güçlü olduğu, ne kadar tutkulu olduğu ve şekilde hayallerinin, isteklerinin peşinden gittiği. Şöyle dönüp baktığım zaman, yani küçücük yaşında, işte biraz önce sosyolog hocamız söyledi, bir başka ülkede olsa başka türlü olurdu diye. Aynen öyle. 11-12 yaşında işte memleketinden uzak bir yere gitmek, orada yatılı okul okumak, sonra üniversiteyi pek az benim diyen insanın yapamayacağı biçimde geceleri SSK hastanesi, bunu zannediyorum hocalarımın yaşı bilir ne demek istediğime denk geldiğine dair, nöbet tutup gündüz okula gitmek, ondan sonra İngilizce öğrenmek, ki yine çok zorlayıcı bir süreç, hani eğer bir şekilde bazı şartlarda mümkün olmuyorsa. Ve sonra da annesinin çok itiraz ettiğini biliyorum. Annesi çok böyle hayatında etkindi ve bu dağcılık kariyeri, işini bırakması, hem hemşirelikten ayrıldığında, hem İngiltere'ye giderken, hem İstanbul'dayken, bir şekilde hani biraz daha böyle geleneksel bir hayat olsun çizgi. Ama çok tutkuluydu ve her zaman çok spartmendi. Her zaman. Yani gıpta ettiğim şeydi. Ben bisiklet binmeyi bilmiyordum aynı hastanede çalışırken. Ve bazen çok hastamız yoktu, hastane yeni açılmıştı Burdur'dayken. Bisiklet biniyordum ve sizlere pek çok şey öğretmiş. Ne mutlu. Bana da, ben bisiklet binerken arkadan tutardı bisikleti, ittirirdi. İşte ikimiz 16-17 yaşındayız. Dolayısıyla bana da öğretmediyse bile bisikleti tuttu arkasından. İşte düştük, güldük ondan sonra. Dolayısıyla hayatımızda iz bıraktı. Benim de bıraktı. Hala inanabilmiş değilim bu kadar erken yaşta ve böylece hani gitmiş olmasına. Ama çok gerçekten hem kişilik olarak hem kariyer olarak şahsına münhasır biriydi. Ben de bilemiyorum, hani sizler de bir dağcılık olarak hani bakıyorsunuz olaya. Ben çok değerli ve çok eski bir arkadaşımı, hayatına böyle birlikte büyüdüğümüz, yaşlandığımız bir arkadaşımı belki kaybetmişim. Yani hani öyle görüyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama beni de bir yerlere yazın. Ben de hani ne yapabilirim bilmiyorum ama öyle. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Sizlere de olumsuz bir durumda olsa yine de insanın acısını paylaşmak iyi gelen bir şey, iyi olmakla ilgili bir şey. Belki iyi bir şeylere de vesile olur dediğiniz gibi, dağcılık ya da başka konularla ilgili. Ama üzüntüm şudur ki hangi alana el atılsa, işte hani böyle iş, kurumsallık, daha böyle işte başka türlü düzeyler, bireylerden çıkıp daha böyle başka türlü işlere geldiği zaman, bu böyle hani zorluklar, sıkıntılar ve benzeri olması da karamsarlığımı artırmıyor değil. Tekrar teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Hoşça kalın. Teşekkürler.